24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Arda Antürk. Yeni bir hafta, yeni bir haber maratonu. Dünya dönüyor. Türkiye sürekli atılım içinde ve tabii haber akışının yoğunluğu da aynı hızla devam ediyor. İsterseniz kısaca bir başlıklara bakalım. Hemen konuya geçeceğim. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağım. Çünkü dünden bugüne sarkan en önemli haber biliyorsunuz. AK Parti Olağanüstü Kongresi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün sonra yeniden kurucusu olduğu partinin başına geçmesi. O yüzden biraz önceden başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden başkan seçilirken yaptığı iki farklı konuşmada zaten gündeminin hazır olduğunu ortaya koydu ve ne yaparlarsa yapsınlar bu yoldan dönmeyeceğiz dedi. Birazdan o konuşmaları aktaracağım. AK Parti'nin olağanüstü kongresinde MKYK belirlendi. Artık yeni A takımı yani MYK, Merkez Yürütme Kurulu'nun oluşmasını bekliyoruz. Onun için de Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun toplanması bekleniyor. Bu arada kabinede revizyon bilgileri de geliyor. Bütün bu haberleri vereceğim. Ve AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'la geleceği enine boyuna ele alacağız. Ekonomi haberlerimizde keyifli bir haber var. Doğu illerine biliyorsunuz 23 ile özellikle çok köklü teşvikler verilmişti. 4 ayda bu illerimizin ihracat toplamı 600 milyon doları aştı. Demek ki işler doğru gidiyor. Yine ezber bozan açıklamalarıyla Canan Karatay Profesör Doktor gündemde. Ramazan'da baklava yemeyin deyince tabii baklavacılar da bir cevap verdiler, onu da aktaracağım. Turizm çok önemli. 50 ülkeden tam 140 gazeteciyi ağırladık Uluslararası Medya Forumu'nda ve Nabi Avcı Kültür ve Turizm Bakanı yaptığı açıklamada daha çok çalışmalıyız mesajını verdi. Dilerseniz haberlere geçin. Bir kez daha hoş bulduk diyorum. Evet, kapakta da gördüğünüz gibi AK Parti'de özlem bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde yeniden kurucusu olduğu partinin başına geçti ve Türkiye'de fiili olarak partili cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçmeye başladı. Önce düne dönelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kongrede hem başkan olmadan önce hem de başkan olduktan sonra yaptığı iki konuşmadan özetlere bir bakalım. O konuşma esasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o makama yeniden çok kararlı bir programla geldiğini göstermesi bakımından önemliydi. Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olarak arz ve teklif ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yuvasına, aşkına, sevdasına döndü. Mesajları birbirinden dikkat çekici, birbirinden önemliydi. Tam 998 gün sonra yine aynı salonda. Evet, nerede kalmıştık diyerek yeniden bir aradayız. AK Parti Genel Başkanlığı için tek aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın Türkiye tarihine örnekler verdi. 2002'den bu yana kurulan tuzakları, engelleri, yaşananları özetledi. Kararlılığı hem cümlelerine hem sesine yansıdı. İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi meclise sokmasınlar. İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar. İster 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne yatırsınlar. İster 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Kimseden görmediğimiz ihaneti gördük dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ölmek var dönmek yok sözleri salonda ayakta alkışlandı. Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük mahcup durmaktansa bugün İçerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir, kaderimiz neyse ona rıza gösteririz.
Ülkem, milletim için hayrı bulunmayan hiçbir işe girmedim vurgusu da dikkat çekti devletin zirvesi. Bu kardeşiniz Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin ve milletinin hayrına olmayan en küçük bir tavrını, davranışını, icraatını, sözünü duyarsanız bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini yapın. Cumhurbaşkanı Erdoğan atılım, reforma, değişim sloganıyla başlayan yeni süreci adres gösterdi. FETÖ'yle mücadeleyle ilgili verdiği mesajlar dikkat çekti. Bu mücadele gerektiği gibi güçlü şekilde yürütülmezse ülkemiz çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. Bunun için herkesi ucu en yakınlarımıza dokunsa bile bu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Avukatlar aracılığıyla yürütülen kirli pazarlıklarla, göz boyamaya yönelik itirafçılık oyunlarıyla bu mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. Terörle mücadelede atılan adımları hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Verilen mücadele devlet millet meselesi dedi. FETÖ'den PKK'ya ve DAEŞ'e kadar terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin hiçbiriyle meselem şahsi değildir. Buradaki mesele ülkemizin ve milletimizin istiklali, istikbali, bekası meselesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan o hal ne zaman kalkacak sorusuna da yanıt verdi. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananları hatırlattı. Biz 249 şehit veriyoruz. 2193 gazimiz var. Ya siz bize hangi yüzde olağanüstü halin kaldırılmasını soruyorsunuz? Kalkmayacak. Ne zamana kadar? Durum huzura, refaha kavuştuğumuz ana kadar. Neyiniz eksik? Fabrikalarınız mı çalışmıyor? İşlerinize mi gidemiyorsunuz? Okullar mı kapalı? 1 saat 45 dakika süren konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politikaya da değindi. AB'ye çağrısını tekrarladı. Türkiye'ye dürüst davranın dedi. Avrupa Birliği'nin artık ülkemizin ve milletimizin onurunu hiçe sayma noktasına gelen iki yüzlü tavrına daha fazla tahammül etmek zorunda da değiliz. Konuşmasının sonunda Ankara arena ayaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan atılım ve reform süreci diyerek özetlediği yeni dönemi 2002 yılından bu yana dillerden düşmeyen mısralarla resmen başlattı. Bir kez daha hoş bulduk diyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan seçimin ardından 1414 delegenin tamamının oyunu alarak AK Parti Genel Başkanı seçildi. Devletin zirvesi delegelere teşekkür etti, çok çalışacağız dedi. 1414 oyla kurucu genel başkanımız, liderimiz kongrede AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmişlerdir. Arz ederim. Dünden devam edelim sevgili seyirciler. Biliyorsunuz genel başkanlıkla beraber Merkez Karar Yürütme Kurulu da AK Parti'nin yeniden şekillendi. 19 isim liste dışı kaldı. Aralarında Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da bulunduğu. Bu arada Es Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak MKYK listesinde yer aldı. AK Parti'de atılım döneminin yönetim kadrosu netleşti. Üçüncü olağanüstü kongrede Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidildi. Asıl üye aday. Başbakan Binali Yıldırım dahil kabinede yer alan 4 isim. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yeni MKK listesinde yer alırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun listeye eklenmesiyle kabineden 5 isim listeye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde yeni isimler yer alacak mesajı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde yer buldu. Listeye 19 yeni isim girerken o isimlerden biri de Es Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'tı. Ayrılma güzelden, yardımcın ezelden, ha, ha. Başbakan Binali Yıldırım, Ethem Sancak, Hacı Ahmet Özdemir, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, İbrahim Halil Yıldız, Cahit Özkan, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Mahir Ünal, Mehmet Emin Yılmaz, Recep Uncuoğlu,
Rümeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zerkif Kazdal, Bülent Karakuş. 50 kişilik yeni MKYK listesine 9 kadın milletvekili girdi. Kadın kontenjanı AK Parti'nin atılım dönemi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğinde yine korundu. 23 yaşındaki Yasemin Atasever ve 21 yaşındaki Rümeysa Kadak AK Parti MKYK'nın en genç isimleri oldu. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynaklı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni MKYK listesinde yer bulamadı. Şaban Dişli, Galip Ensarioğlu, Sema Ramazanoğlu, Yaşar Karayel, Ayhan Oğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Yasin Aktay da liste dışı kalanlar arasındaydı. Dünkü kongreyle ilgili bir başka haber esasında ürpertici. AK Parti'nin olağanüstü kongresinin terör örgütü DEAŞ'ın hedefinde olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ'a mensup iki terörist bir polis operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Ankara Valiliği eğer o teröristler etkisiz hale getirilmese AK Parti kongresinde katliam yapmaya çalışacaklardı açıklamasında bulundu. Dün yapılan AK Parti olağanüstü kongresiyle ilgili de, kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili de bazı krokiler ortaya çıktı. O iki azılı teröristin kanlı eylemi son anda önlendi. İstanbul ve Ankara polisinin nefes kesen operasyonu sonucu öldürülen iki teröristin hedefini Ankara Valisi Ercan Topacı açıkladı. Çok büyük kayıpların yaşanacağını biliyoruz. İstanbul Emniyeti İstihbarat Polisleri Azerbaycan uyruklu bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı. Azeri şüphelinin DEAŞ bağlantısı tespit edilince fiziki ve teknik takip arttırıldı. Abu Hüseyin Cillo'nun takibiyle bu kişilere ulaşılmıştı. Azeri terörist kiraladığı otomobille yanındaki iki kişiyle Ankara'ya gittiği bilgisi üzerine Ankara polisi soruşturmayı devraldı. Yakalanan Azeri teröristin ifadesi hainleri ele verdi. İstanbul'dan bir araç kiralayarak bu iki kişiyi Ankara'ya doğru yola çıkınca takip başlamış. DEAŞ'lı teröristin Ankara'ya getirdiği iki yabancı uyruklu şüpheli de takibe alındı ve operasyon için düğmeye basıldı. Risk alamazdık. Operasyon hazırlıklarına başladık. 2,5-3 sıralarında operasyon yapıldı. Etimesgut ilçesi Yapracık mevkiinde bulunan TOKİ konutlarındaki hücre ve özel harekat polisleri tarafından basıldı. Çıkan çatışmada terör örgütü DEAŞ mensubu iki kişi etkisiz hale getirildi. Birkaç kroki çıktı. Bu krokilerden Ankara'da büyük bir eylem için geldiklerini anlıyoruz. Sabaha karşı yapılan operasyon akıllara Ankara Arena'da yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'ni getirdi. Ankara Valisi Ercan Topaca o şüpheyi doğruladı. Kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili de bazı krokiler ortaya çıktı. Teröristlerin kiraladıkları araçla AK Parti Kongresi'ni kana bulamayı amaçladıkları tespit edildi. O teröristler kiraladıkları araçla güvenlik kameralarına işte böyle yakalandı. Ankara Valisi'nin açıklamalarına göre DEAŞ'lı teröristler çifte eylem hazırlığındaydı. İki krokin olmasından diğer bir eylemi de planladıklarını düşünüyoruz. O da Dikmen tarafında bir bölgede öyle bir eylemi yapmayı planlamışlardı. Artık AK Parti'de ilk MKYK toplantısı bekleniyor. Niçin? Çünkü partinin yönetiminin A takımını oluşturacak Merkez Yürütme Kurulu'nun oluşması için yapılacak bu toplantı. Bir yandan da kabine revizyonu yönünde bilgiler geliyor. AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi geride kaldı. Gözler partinin en yetkili karar alma organı Merkez Karar Yönetim Kurulu'na çevrildi. MKYK'nın ilk toplantısı önümüzdeki günlerde yapılacak. Partinin A takımı Merkez Yürütme Kurulu o toplantıda şekillenecek. Gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler, gerek ana kademe çok çalışacağız. Ankara'da artık AK Parti Genel Başkan Vekilliği ve Genel Başkan Yardımcılıklarına getirilecek isimlerin netleşeceği toplantı bekleniyor. Bir yandan kabinede yapılması planlanan revizyon için geri sayım sürüyor. AK Parti'nin resmi internet sitesi kongre sonrası güncellendi. Genel Başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografisi Genel Başkan sayfasında yer alıyor. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri milletimizi hiç hayal kırıklığına uğratmadık.
İnşallah bundan sonra da unutmayacağız. Başbakan Binali Yıldırım MKK listesinin birinci sırasında. Partinin internet sitesindeki MKK listesi de güncellendi. Merkez Disiplin Kurulu ve Demokrasi Hakem Kurulu'nun yeni üyeleri de yönetim sayfası içinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede partinin yeni yol haritasına ilişkin mesajlar da verdi. Çok çalışacağız dedi. AK Parti olarak artık işimiz daha zor. %49,5'la iktidara gelme imkanımız kalmadı. Artık çıta %50+1'dir. Bu parti çatısı altındaki hiç kimsenin bu itimada halel getirecek davranışlar içine girmeye hakkı yoktur. Bu anlayışla çalışmayan hiç kimseye AK Parti'nin ne teşkilatlarında, ne belediyelerinde, ne meclis grubunda, ne hükümet kademelerinde de yer yoktur. Teşkilatlar bir yıl içinde tamamen yenilenecek. Yerel yönetimlerde de revizyon yakında. Şehirlerine ve partimize yük olan değil, şehirlerinin ve partimizin yükünü omuzlayan belediye başkanlarıyla yolumuza devam edeceğiz. Yeni atılım döneminde teknik çalışmalarla birlikte 6 aylık yol haritası da açıklanacak. Adımlar o açıklamada yer alan çerçeve kapsamında atılacak. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Evet, kongreyle bağlantılı haberler bu. Beklentiler de bu ama isterseniz biraz daha geleceği konuşalım. Biraz daha ileriye bakalım. Değerli bir siyasetçi, değerli bir meslektaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Markar Esayan şu anda Ankara stüdyomuzda. İyi akşamlar Sayın Esayan. İyi akşamlar sevgili Erdem. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalardan devam edelim istersen. Kongre sonrası bir yeniden yapılanma süreci. Çok net olarak, hatta işte partiye yük olan belediye başkanı değil, yükü paylaşan belediye başkanı. Teşkilatlarda buna benzer bir takım şeyler. Nasıl bir süreç bekliyor Türkiye'yi AK Parti bünyesinde? Evet, aslında gerçekten 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği de belki bunu idrak etmemiz biraz zaman alabilecek. Türkiye'de aslında her şey değişti. Ben hiç unutmuyorum, dün kongrede de Sayın Cumhurbaşkanımız o sözü tekrarladı. 15 Temmuz itibariyle artık hiç kimse 15 Temmuz öncesindeki gibi kalamaz. Her şey değişmiştir demişti. Dün de bunu ifade etti. Zaten 16 Nisan'da 15 Temmuz'un anayasası olarak ben her zaman ifade ettim. Çünkü 15 Temmuz gerçekten Türkiye halkının, aziz milletin ülkesini işgalden kurtardığı çok önemli bir tarih. Evet. Bu açıdan bakıldığında da 16 Nisan bunun doğal bir sonucu oldu. Şimdi böylesine önemli bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yaşandıktan sonra siyasetin bir bütün olarak ve siyasetle kısıtlı kalmayacak ölçüde bütün kurumların kamusal alanda hizmet gören, hizmet götüren, evet, varlık gösteren, işte STK'lardan medyadan tutun sendikalara kadar, odalara kadar, iş dünyasına kadar, bu yeni Türkiye'nin, yeni sistemin etkilemeyeceği hiçbir kesim yok. Dolayısıyla zaten 16 Nisan'dan sonra yaşadığımız bu değişiklik de, gerçi bu tabii seçimler anlamında 2019'da tahakkuk edecek ama ona da çok kısa bir süre var. Dolayısıyla bu çok köklü değişiklikte tüm partilerin, tüm siyasi partilerin ve dediğim gibi bütün alanın, tüm kamusal alandaki kişiliklerin, tüzel kişiliklerin kendisini bu yeni düzene adapte etmesi lazım. Orada söylediği çok önemli bir şey daha vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Dedi ki artık işimiz çok daha zor çünkü hani AK Parti'nin dahi %49,5'a, %50'ye yaklaşan bir oya sahip olmuş olan son seçimlerde 1 Kasım'da. Doğrudur. AK Parti'nin dahi bu oyu alarak iktidar olması mümkün değil. Yani Cumhurbaşkanlığını kazanması mümkün değil. Yani her şey aslında çok daha zorlaştı ama kimin lehine zorlaştı? Milletin lehine zorlaştı. Demokrasinin lehine zorlaştı. Ve bu yeni sisteme çok hızlı bir şekilde adapte olmak, bütün toplumu 80 milyonu birden kucaklamak, evet, tüm kesimlere hizmet götürmek ve bu yeni Türkiye'yi üstlenmek gerekiyor ve bunun siyasi taşıyıcılığını yapabilmek gerekiyor. Bunu tabii ki en doğal adayı, bu çok önemli tarihi anayasa değişikliğinin, evet, siyasi
üstlenicisi ve gerçekleştiricisi olan AK Parti. Ve şimdi o 998 günlük ayrılık da sona erdiğine göre tabii ki bu yeni işte reform, değişim ve atılım süreci doğrudan bu sistem değişikliğiyle ve yeni Türkiye'nin inşasıyla ilişkili. Ve burada herhangi bir atalet, herhangi bir yeni düzene, bu yeni sisteme uyum gösterememek gibi bir lüksü ne AK Parti'nin var, aslında hiç kimsenin yok. Dolayısıyla bu işin ciddiyetini ben son derece net bir şekilde dün Cumhurbaşkanımızın anlattığını, genel başkanımızın da aynı zamanda anlattığını düşünüyorum. Sayın Esen, biraz daha açalım. Mesela Cumhurbaşkanı konuşmasında çok doğru bir yere değindiniz. %50 artı birden daha düşüyor olamaz dedi. Artık bu hakikaten millet adına büyük bir avantaj. Şöyle, milletin %51'i bir iktidara karar verecek. Yani %33 aldım, iktidar oldum, %49,5 aldım, iktidar oldum dönemi bitti bu anayasa değişikliğiyle. Milletin mesajını aldık dedi ve ondan sonra bu konuşmayı yaptı. Peki, milletin mesajı öne çıkan tek unsur olacak anladığım kadarıyla yeni dönemde. Biraz önce uzlaşmacı ve toparlayıcı bir siyasetten söz ettiniz. Bunun ipuçlarını nerede göreceğiz? Nasıl bir rota izleyecek siyaset? Şimdi burada gerçekten büyük bir devrim yaşandı ve sizin de özetlediğiniz gibi çıta %50 artı 1'e konduğunda değişen şey sadece bir aritmetik değildir. Doğru. Yani biz geçmişimizde zaten parlamentodan hükümetlerin çıkamadığını, çıkmakta çok zorlandığını, bu yüzden de vesayetin hep güçlü kaldığını gördük. Tamam. Evet. Yani bununla ilgili bir tereddüt yok. Ama şimdi bu %50 artı 1 dediğimiz zaman, ki bizler bu 16 Nisan'a kadar ki bütün bu kampanya sürecinde ve ondan çok daha önce bu süreçleri tabii her zaman inceledik ve sorunsallaştırdık. Şunu ifade etmiştik. Bu AK Parti ile ilgili bir şey değil. Burada sistemin mantığını değiştiriyorsunuz ve bu mantığın kalbine halkın, milletin kendisini yerleştiriyorsunuz ve bunu %50 artı 1 gibi bir matematiksel orantıya getiriyorsunuz. Bu da şu anda hesaplarsak 2019 yılında aşağı yukarı bir cumhurbaşkanı adayının 30 milyon oy alması demek, alabilmesi demek. Bravo, evet. Şimdi bu sayı, evet, ama bu sayı neye tekabül ediyor Ardan Bey? Bu sayı Türkiye'nin bütün toplumsal kesimleriyle ilişkili olmayı, toplumun taleplerinin hepsini toplamayı, o talepleri projelendirmeyi ve o projeleri de uygulamayı gerektiriyor. Evet. Zaten AK Parti doğal olarak bu millet iradesini kendi ilkesel merkezine koymuştu. Ama şimdi artık bu bir tercih meselesi olmaktan çıktı 16 Nisan'la ve artık bir kural haline geldi. Bu AK Parti için de böyle artık, CHP için de ve Türkiye'de siyaset yapmayı düşünecek her parti için artık bu böyle. Ve aslında herkes için böyle. Yani STK'lar için de böyle. Dediğim gibi medya, diğer kurumlar için de böyle. Çok doğru. Ama 30 milyonluk bir toplumu kucaklayabilmek için sevgili Ardan, artık tek bir işte sınıfa, tek bir ideolojiye, tek bir meşrebe, tek bir işte herhangi bir kesime, bir sınıfa, sosyolojik bir sınıfa dayanarak %50 artı 1 toplayamazsınız. Türkiye'nin tamamına gitmek zorundasınız. Bütün kesimleri kucaklamak zorundasınız. Tam burada bir araya girebilir miyim? Onlardan... Esayan. Yani senin siyasi öngörülerine de çok güvendiğim için soruyorum. Türkiye bu sistemde anladığım kadarıyla iki ana partili, ama her partinin de kendi içinde geniş tabanlı koalisyonu oluşturduğu bir yapıya mı doğru gidiyor? Ben o konuda henüz karar vermiş değilim açıkçası. ama şunu söyleyebilirim. Evet. Yani bunu biraz gözlemlemek gerekecek. O yüzden yani sizin dediğiniz de olabilir ama yani şu anki çeşitliliği de devam ettirebilir siyaset. Evet. Yani bu tabii dediğiniz gibi daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çeşitli ittifakları oluşturabilir ama partiler kendi varlıklarını bağımsız olarak bundan sürdürebilirler. Evet. Evet, evet, ama dediğiniz gibi bir eğilim de olabilir. Bu halkın tercihidir. Yani %60'a 40, işte 70'e 31 bloklaşma olabilir. Bunlar sosyolojinin tercihlerine bağlı olarak değişecek. Evet. Ancak şurada kesin olan bir şey var ve bizim için bence çok önemli Ardan. Neydi? Yani bu çok çok önemli demokrasimiz için. Merkezin güçlenmesi. Yani siyasetin merkezde toplanması garantidir artık. Bu da ne demektir?
sağduyunun, yani Türkiye'deki vatandaşlarımızın genel sağduyusunun ve beklentisine doğru siyasetin yoğunlaştığını göreceksiniz. Yani böyle bir sistemde Cumhurbaşkanlığı açısından söylüyorum, evet, meclisi ayırıyorum burada. Cumhurbaşkanlığı yani yürütme açısından gerçekten artık marjinal grupların veyahut da ayrılıkçı grupların vesaire bir Cumhurbaşkanlığı iddiası olamaz. Burada gerçekten tüm halkın genel ortalama sağduyusunu yakalayacak adaylar burada %50 artı biri. Merkezin ikinci turda yakalayabilirler. Bu da ne? Solunda. Evet. Ama bir şekilde merkezde siyaset bir yapanlar şekilde ki biz biliyorsunuz son 5 yılda özellikle bu konuda ciddi bir operasyona da maruz kaldık. Siyaseti parçalamaya çalıştılar. Tam ben onu soracaktım. O kadar iyi gidiyoruz ki. Tam ben onu soracaktım. 7 Haziran o kadar iyi gidiyoruz. 7 Haziran öncesinde yaşadığımız istikrarsızlaştırma programı mı AK Parti ile MHP'yi bu sistem üzerinde uzlaştırdı? Bu tabii dediğiniz gibi biz doğal evrimsel bir demokrasi şeyi var, Türkiye'nin hikayesi var. Bunu 2007'den buraya doğru da anlatabiliriz. 1946'dan da alabiliriz. Doğru. Fark etmez. Ama baktığımızda gördüğümüz ana karakter şudur. Vesayet ve millet iradesine dayalı sivil siyaset yapanlar arasındaki mücadele. Şimdi bu mücadelede son 15 yılda veya da son 12-11 yılda diyelim ki 2013'ü hedefleyelim. Ciddi anlamda sivil siyaset, millet iradesine dönük siyaset güçlendiği için vesayet kendi klasik işte mücadele yöntemlerini de artık bir kenara bırakarak, evet, artık terör örgütleriyle PKK'nın meşrulaştırılmasıyla, evet, veyahut da işte hendek siyasetiyle, işte bazı partilere FETÖ üzerinden yapılan uluslararası kaset operasyonlarıyla Türkiye'de siyasi merkez çökertilmek istendi ve merkez partileri marjinalleştirilmek istendi. Yani PKK ile, evet, HDP, işte MHP'ye yapılan operasyon orada. Bravo. Devlet Bahçeli'nin, evet, işte tarihsel direnişi, ama CHP'de tutan bir kaset operasyonu ve gittikçe CHP'nin marjinalleşmesi. AK Parti'yi de bölmek üzere, çatlatmak üzere veyahut da Sayın Erdoğan'ı işte Özal gibi, merhum Özal gibi yalnızlaştırma politikalarının nedeni neydi? Türkiye'yi dört sütun üzerinden bölmek. Siyaset ve sahada da terör örgütleri. Yani bunlar birbirini tamamlayacaktı. Siyaset güçsüzleştikçe ve belli ölçütler, diyelim ki mezhepsel ölçütler veyahut da etniksel ölçütler üzerinde siyaset marjinalleştikçe ve topluma bir çözüm sunamadıkça ve gerginleştikçe ve sahada da terör örgütleri kendi çirkin işlerini, kötü işlerini yapmaya devam ettikçe Türkiye otomatik olarak çözülmüş olacaktı. Şimdi biz bunu Gezi'den beri çok vahşi bir şekilde yaşadık. Arka arkaya darbeler geldi ve hepsini savuşturduk. Ve en son 15 Temmuz'da işte millet, aziz millet, evet, 249 şehidiyle, 2200 gazisiyle ve topyekun 80 milyon gazisiyle bu işgal girişimini işte atlattıktan ve püskürttükten sonra da onun anayasası 16 Nisan'da geldi. Ve ne yaptık orada, ne yapıldı? Bunu yapan millet. Tabii ki şeyi biziz. Asistanları siyasetçi olarak biziz. Evet. Ama bunu bize zorlayan tarihin kendisi ve millettir. Ve o zaman bu parçalanmaya bir şifa olacak, bir çözüm olacak. Merkezin güçlenmesine ve millet iradesinin sistemin kalbine yerleştirecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi. Dolayısıyla bundan sonraki siyasette merkez güçlü olacaktır. Millet ilk ve son söz söyleyen olacaktır. Dolayısıyla bizim sınır bütünlüğümüz ve toplumsal barışımız çok ciddi anlamda garanti altına alınmış olacaktır. Bu atılım döneminde benim dikkat ettiğim bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamalarından. Teşkilatlar ve yerel yönetimler, belediyeler öne çıkıyor. Çünkü %50 artı 1 demek bütün partilerin, sadece AK Parti'nin değil, bütün partilerin teşkilatlarının halkla iç içe hiçbir kibir ve hiçbir güç gösterisi yapmadan halkla iç içe olması, yerel yönetimlerinde bulundukları bölgenin tam anlamıyla nabzını tutmasına dayanan bir şey. Eğer burada bir aksaklık olursa gerçekten, doğru, partinin adı ne olursa olsun halkın ne yaptığı belli. Yani halk kararlı sesini duyurmakta. Bu nasıl bir süreç taşıyacak? Sevgili Erdoğan, şimdi şunu öncelikle bir siyasetçi, AK Partili bir, evet, siyasetçi olarak söyleyeyim. Bu sistemde, yeni sistemde sonuç ne olursa olsun 2019 seçimlerinde kazanan millet olacaktır.
Evet, doğru. Burada kaybeden olmaması için siyasetçilerin çok dikkatli olması lazım. Yani burada AK Parti de bu işin içinde, CHP, MHP ve işte eğer siyaset yapmaya karar verip de başarabilirlerse HDP'de. Şimdi bu noktada dolayısıyla 2019'un şakası yok. Yani 2019'da Mart ayında yerel seçimler var. Kasım ayında da hem Cumhurbaşkanlığı hem de evet, parlamento seçimleri var. Ve bu yeni sistemle yapılacak. Dolayısıyla burada gerçekten millet son nihai bir karar verici haline geldiği için burada %35'lerle, %34'lerle, dün Cumhurbaşkanı söyledi, 47'lerle, evet, 49,5'larla bir sonuç elde etmek mümkün değil. Evet. %50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı için gerekli ve dolayısıyla burada zaten AK Parti kendi ilkeleri gereğince millet iradesi merkezli, iradesi merkezli bir, evet, siyaset yapıyor. 15 yıllık ortada çok ciddi başarılar var ama ne olursa olsun bizler çok ciddi tecrübelerden, deneyimlerden geçtik. Çok badireler atlattık. Dolayısıyla bu yeni sisteme AK Parti en şanslı parti. Hızlı, evet, bir şekilde adapte olması gerekecek ve olacak. Zaten pratiği buna uygun. Ama 2019'un telafisi yok. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da, Genel Başkanımız da hepimize bu işi çok ciddiye alıyoruz. Bu sistemin siyasi taşıyıcılığını yaptık. Millet buna teveccüh gösterdi. Ve bunu ilk kullanan, ilk bu ne derler, tulumbaya su veren parti ve Cumhurbaşkanı olmak da bizim partimize tabii ki yakışır. Bu açıdan aksayan yönler hem yerel yönetimlerde hem işte teşkilatlarımızda varsa, ki hani olmaması da mümkün değil, kimse kimseyi de hani mükemmellikle de şey yapamaz, doğru bir şey değildir. Yani 15 yıllık bir süreç var. Burada aksayan yönleri gerçekten, bu siyasi parti bir dava hareketidir. Herhangi bir siyasi rekabetten bahsetmiyoruz Erdem Bey. Türkiye bir beka mücadelesi veriyor. Bunu gerçekten herkes biliyor. Yani AK Parti'nin yaptığı iş bir seçim kazanma işi olmayacaktır. Geçmişte olmadı, şimdi de olmayacaktır. 2019'da da olmayacak. Türkiye bir beka mücadelesi veriyor. Türkiye kendisini yok oluştan gerçekten bir aktör ülke durumuna getirmeye çalışıyor ve bunu birçok terör örgütüyle, uluslararası pek çok operasyonla mücadele ederken kendi sistemini de demokratikleştirerek çok başarılı bir şekilde işte götürüyor 16 Nisan Fırat Kalkanı vesaire vesaire. Sağlıyor ya. Dolayısıyla herkesin atladığı bir konu tabii, galiba. Tabii yani bu çok, yani çok köklü değişimleri, bu bir mucizedir yani. Çatışmadan sandıkta yani. Bu coğrafyaya, aynen, baktığınız zaman tabii, bir mucize. Yani gördüğüm kadarıyla doğru mu? Ya buraya değil, şeye de Avrupa'ya da bakın Ardan. Yani nerede bu işler Türkiye'nin yaptığı gibi olmuş? Fransız devrine bakın, bir mezbahadır. Yani Avrupa'nın, evet, işte demokrasi tarihine bakın. Çok da eskiye gitmeyin. İşte 60-70 yıl öncesine gittiğinizde 60 milyon Avrupalı'nın birbirini kestiğini görürsünüz. Evet. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan işte bu debdebeli şaşalı kurumların altında 60 milyon insanın, 70 milyon insanın kemiği var. Dolayısıyla, evet, Türkiye kanı var, şeyleri katmıyorum, sömürgeleri, orada yaşanan vahşeti katmıyorum bile. Avrupa kıtasında yaşanandan bahsediyorum. Evet. Daha da geçmişe gittiğinde 70, yani 100 yıl savaşlarını falan hiç katmayalım. Şimdi burada Türkiye 15 yıldır ve toplamında tabii kendi demokrasi tarihi boyunca gerçekten çok köklü, radikal demokratikleşme ve ekonomik sıçrayış, teknolojik sıçrayış gibi başarıları ve bunca saldırıyı gerçekten kan dökmeden, gerektiğinde kendi kanını dökerek, şehit olarak, evet, gerçekleştirmiş ve bunu da dünya alt üst olurken, dünyada bir düzen yıkılır ve yerine yenisi daha henüz konamazken ve güneyinde hemen bir neredeyse 3. Dünya Savaşı yaşanırken bunu başarabilmiş tek ülkedir. Yani burada aziz milletimizi biz ne kadar işte övsek. Yani burada gerçekten 15 yılda kazandığımız en önemli şey, her zaman söylüyoruz, sen de söylüyorsun, herkes söylüyor, bu özgüvendir. Gerçekten bunu Türkiye gibi zor bir coğrafyada, bu kadar saldırı altında, bu kadar barışçı bir şekilde ve gerçekten hani ekonominin haline bakın, savunma sanayisinin haline bakın, evet, tüm bunlara rağmen gelişim gösterip ve barışçı bir şekilde yapmak, dünyaya ümit olmak herhalde Türkiye'ye yakışırdı. O yüzden ben bununla gurur duyuyorum, hamaset yapmıyorum. Bu açıdan da Türkiye çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu milletin demokratik bilinciyle olmuştur. Sayın Erdoğan liderliğiyle olmuştur. AK Parti'nin siyasi taşıyıcılığıyla olmuştur. Her şeye rağmen olmuştur. Dolayısıyla 2019'da AK Parti'nin bu yeni sisteme
gerçekten en hızlı adapte olacak şekilde kendisini yenilemesi, bu değişime ayak uydurması, yeni sistemi özümsemesi ve bununla ilgili kendisini millete beğendirmesi gerekiyor. Mesele budur. 2-2,5 yıl bir süremiz var. Burada dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı diyor, iki kere tekrarladı, hatırlıyorsunuz. Yani bunu, bu çok önemli bir şey. Teşkilatların köklü bir şekilde yenilenmesi, yerel yönetimlerde aksayan kısımların mutlaka düzeltilmesi, yeni projelerin 6 aylık bir süreç çerçeve içerisinde, yol haritası içerisinde Türkiye'nin önüne yeni hedefler. O hedefleri biz nereden alacağız? Milletin taleplerinden. Artık milletin talepleri siyasetin merkezi olmuştur. Milletin hayalleri ve talepleri siyasetin tek belirleyicisi olmuştur. Bunu gözleyerek artık asistan siyasetçilik geliyor, organik siyasetçilik geliyor. Artık bürokratik siyaset yok. Evet. Tamamen millete asistanlık yapan bir siyaset var. Bunu aslında biz Cumhurbaşkanı hani söylüyor ya, aslında bunu söylüyor. Tabii o halkça dili çok daha iyi kullanıyor. Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik dediği şeyin daha soğuk akademik belki tercümesi millete asistanlık yapmaktır. Milletin taleplerine asistan olmaktır. Öyle efendi, kibirli, işte millete tepeden bakan, kendisini işte bir şekilde nimet sayan bir siyasetçi türü artık yok. Varsa da artık tarihe karışacak. Biraz da muhalefetin, CHP'nin vesaire sıkıntısı da buradan. Ama bu değişimden kimse kaçamaz. Bu değişimden herkes payını alacak. Çok çok teşekkür ediyorum Arka Resayan. Gerçekten bütün o ufku bize bir kez daha aktardın. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Allah kolaylık versin. İyi yayınlar diliyorum. Biz de izleyeceğiz. İyi akşamlar. Efendim, ekonomiden devam edelim. Marka Resayan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten yeni dönem siyasetinin ne kadar merkeze döneceğini ve ne kadar marjinal unsurlardan arınmış bir yapı arz edeceğini çok net anlattı. Herhalde bütün partilerde bu yönde yeniden yapılanacaklardır. Doğu illerine verilen teşvikler meyvelerini vermeye başladı. Terörün de azalmasıyla o bölgede 4 ayda toplam 600 milyon doları aşan ihracat gerçekleşti. Doğu ve Güneydoğu'ya verilen teşvikler meyvesini vermeye başladı. Terörün de azalmasıyla birlikte bölgenin ihracatı atağa kalktı. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlı 17 ilden 171 ülkeye 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu illerden sadece Nisan ayında 150 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Birliğin söz konusu dönemde ihracatında ilk sırayı Irak alırken bu ülkeyi İran, Azerbaycan ve Türkmenistan takip etti. İhracatın yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Sanayi alanında en fazla ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı 95 milyon 650 bin dolar oldu. Bunu makine ve makine aksamları, çelik sanayisi, demir ve demir dışı metal sanayisi takip etti. Bunun yanında tarım ürünlerinde aynı dönemde toplamda 98 milyon 862 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, domatesin enflasyonun yükselmesinde bir numaralı faktör olduğu yönündeki iddialara sert tepki verdi. Domates tarlada 2 lira, pazarda 8 lira. Bu aradaki fark nereye gidiyor diye sordu. Sofraların vazgeçilmezlerinden biri domates. Her ne kadar şimdilerde ucuzlamaya başlasa da yüksek fiyatıyla haftalardır gündemde. Tartışmaların odağında. Çarşıda, pazarda fiyatı 15 liraya kadar çıktı. Nedenini herkes farklı yorumladı. Hatta enflasyon rakamlarının sorumlusu bile domates olarak gösterildi. 3 kilo mu biliyor? Hadi aslanım. İşte tüm bu iddialara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten sert tepki geldi. Yok öyle bir şey dedi. Tarlada 2 lira,
pazarda 8 lira. Aradaki fark nereye gidiyor diye sordu. Neymiş efendim? Enflasyon artmış. Doğru. Olabilir, 1-2 puan artabilir. Arttı. Sebebini bulduk domates. Domatesten dolayı enflasyon yükseldi. Gelen bunu konuşuyor, geçen bunu konuşuyor. Tarladan 2 liraya çıkıyor. Helal hoş olsun çiftçinin alın terinin karşılığı. Memnunsa ne güzel. Biz de memnunuz. Ama pazarda 8 lira ise hesap sorulacak yer 2 lira ile 8 lira arası nereye gidiyor? Çiftçinin cebine gitmediğine göre. Çelik geçen yılı da hatırlattı. Domatesin fiyatı tarlada 43 kuruştu dedi ve ekledi. Bir kişinin ağzı açılmadı, demedi ki bu çiftçi bunu nasıl idare ediyor ya? Nasıl üretiyor diye çiftçinin halini sormayanlar bu yıl çiftçinin biraz yüzü gülüyor. Ayağa kalkmış enflasyonun sorumlusu domates. Yok öyle bir şey. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik çözüm için adreste gösterdi. Yanlış halkalar kesilecek dedi. Adresleri birbirine karıştırmayalım. Burada sorun alanı çiftçi değil, sorun alanı pazara kadar giderken yaşanan sorunlardır, zincirdir. Oradaki yanlış halkaları kestiğiniz an çiftçi de mutlu olacak, tüketici de. Sevgili seyirciler, tabii ki Ramazan hazırlığı başladı. Artık iftariyeliklerin alınma zamanı ve Mısır Çarşısı da bu işin merkezlerinden biri. Çok tartışıldı ya, hani zeytin mi hurma mı diye. Arkadaşımız Tuğba Asat'ı hurmanın üzerinde durdu. Fiyatı ne kadar, iyi hurma nasıl anlaşılır? Bir bakalım. Bizim bahçemizin 1,20 kilo. Sizce hangisi iyi olabilir? Fiyata göre midir efendim, görünüşe göre mi? Fiyata göre değil. Otur, kalitesi. Işte. Biz kalitesine. Aynı fiyat. Geçen sene ben sattım burada, sen diyorsun aynı fiyat. 15'ten başladı bak, bu sene 20-25'ten başlıyor. Geçen sene bu hurma aynı fiyat. Başka hurmaları sorarsan tamam, onlarda zam var. Kimi fiyatına bakmadan alıyor, kimi itiraz ediyor ama sonunda az çok bir şekilde hurma alınıyor. Ramazan geliyor. Tabii ki iftar sofralarının vazgeçilmezi yine hurmalar olacak. İster oruç açarken, ister oruç açtıktan sonra tatlı niyetini bir tane ağzımıza atacağız. Peki fiyatlar nasıl? Sizler için araştırdık. Medine hurmasının kilogram fiyatı 20 lira. Burada Süper Kudüs hurma var, 30 lira kilogram fiyatı. İran hurması var, kilogram fiyatı 14 lira. Tunus hurması var, hepsinden farklı görünüyor, sarı renkte, kilogram fiyatı 16 lira. Aralarında öyle bir hurma var ki fiyatı el yakıyor, hatta tezgahta yeri bile ayrı. Tezgahın en pahalı hurması Acve hurması, tanesi 2 lira, yani kilogram fiyatı 100 lira. Buraya gelip de tatmak isterseniz. Yapıyorsunuz peki, ben mesela tadına bakmak istiyorum, ne yapmam lazım? Çok kalabalıksa bir tane ikram ediyoruz yani, ayıp olmasın diye. Gerisi ona kalıyor. Beğenirse alıyor, beğenmezse başka sefere. Şüphesiz hepsi lezzetli ama merak edilen iyi hurma nasıl anlaşılır? Bu da çok kolay. Medine hurması. 36 lira aldım işte. Ne kadar aldınız? 1 kilo mu? 1 kilo aldım. Bizim şapka dediğimiz, üzerindeki o sarı olduğu müddetçe hani hurmadan korkmayın. Birinki yeni mahsuldür, yenilebilir. Tezgahlarda durum bu. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Haydi hurma değil baklava. Bu arada toptancılar ve market zincirleri de Ramazan'a özel koliler hazırlıyorlar. Fiyatları 29 liraya da oluyor, 99 liraya da. 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Market zincirleri ve toptancılar özel gıda kolileri hazırladı. Şimdi kendi evine bireysel olarak alan müşterilerimiz var. Çünkü fiyat avantajı olduğu için ve içerisinde temel gıda ürünleri olduğu için bu kolileri tercih ediyorlar. Ayrıca hayırseverler tercihleri var. Bir de işletmeler çalışan kendi personellerine dağıtmak için Ramazan kolisi tercih ediyorlar. Ramazan kumanyaları farklı içerik ve fiyatlarla satışa sunuldu. Bu mesela mega Ramazan kolimiz. İçerisinde 24 çeşit referans ürün var. Bunda fiyat avantajı olarak da müşteriye %38'lik bir fiyat avantajı var. Bunun fiyatı 64.9, şu anki geçen seneyle aynı fiyata satıyoruz. Bu mesela süper Ramazan kolimiz. Bunu 54.90 kuruşa satıyoruz. İçerisinde 23 referans ürünümüz var. Temel gıda ürünlerimiz, daha çok tüketicilerimiz Ramazan'da tükettiği bakliyat, makarna, meşrubat ve çay grubu var. Klasik Ramazan kolimiz
İçerisinde 13 referans ürünümüz var. Yine temel gıda ürünlerimiz var. Bu en müşterilerimize karşı %44 fiyat avantajı olan, en yüksek fiyat avantajı olan kolilerden biridir. Üstelik belli bir sayının üzerindeki satışlarda indirim de yapılıyor. Efendim, bu Ramazan öncesinde tartışmalara bir nokta koymak için ya Profesör Doktor Canan Karatay'ı susmaya ikna edeceğiz ya da ne söylediyse onun üzerine gideceğiz. Mesela Canan Karatay zeytin hurma tartışması başlatmıştı. Şimdi başka bir tartışmaya yöneldi. Ramazan'da baklava yemeyin dedi. Tabi bu lafa baklavacıların vereceği bir cevap vardı. Güzel bulursam bu şekilde günde bir kiloya kadar yerim. Gerçekten mi? Evet. Hiç de zararı olmaz. Süper. Yanına da bir dilim dondurma koyduğunuz zaman daha güzel olur. Mis. Çok tehlikeli fruktoz şekeri ihtiva ettiği için vücudunuzu zehirliyorsunuz. İnsanlara biraz faydalı şeyler söylüyor güzel ama sonunda öyle bir şey söylüyor ki bütün kafaları karıştırıyor. Ramazan'da baklava yemeyin dedi. Baklavacıları ayağa kaldırdı. Ciddi manada insanlara zarar vermektedir. İnsanları korkutmaktadır. Bu ülkemiz insanlarını endişeye sürüklemeye kimsenin hakkı yok. Olay açıklamaların Profesörü Canan Karatay bu kez baklavacıları hedef aldı. Ramazan geliyor. İftar sofralarını tabii ki tatlılar, baklavalar süsleyecek. Gün boyu aç kalındığı için düşen kan şekerini dengelemek için tatlılara ihtiyacımız olacak. Ama ünlü Profesör Doktor Canan Karatay diyor ki baklavadan uzak durun, hatta yemeyin. Bakalım işin ustası baklavacılar bu konuya ne diyor? Her gün istisnasız diyebilirim ki ben baklava tüketiyorum. Yaşım 54. Ben bu yaşa eğer bir zehir yiyerek gelmişsem 11 yaşından beri ben nasıl yaşadım 54 yaşına kadar? Canan Karatay hanımefendiye buradan seslenmek isterim. Birçok konuda hem fikrim, hep beraberiz. Buna rağmen burada ayrılmak zorundayız. Bilimselliğin arkasına sığınıp da insanları şunu yemeyin, bunu yemeyin deyip de kendilerine prim yapanları biz de kınıyoruz. Baklavanın içindeki şeker oranı inanın bizim gün içerisindeki tükettiğimiz çaydan, meyve suyundan daha az. Baklavacılar böyle diyor. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Gaziantep'liyim, bu lezzete aşığım. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı bana. Bunu her gün tüketiyorsam, yani şu an benim obezite olmam, yani çok kilolu olmam gerekiyor ama oysa yani şu an vücut olarak yani çok ideal bir kilodayım yani. Peki şimdi ne olacak? En iyisi biz ne yapalım biliyor musunuz? En iyi bildiğimiz şeyi yapalım. Baklavamızı güzel güzel yiyelim. Afiyet olsun. Efendim 50 ülkeden tam 140 gazeteci katıldı Uluslararası Medya Forumu'nda. Türkiye'nin turizm potansiyeli ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin bu alanda çok ama çok daha ileriye gidecek potansiyeli olduğunu bir kez daha vurguladı. Dünya medyasının gözü Antalya'daydı. Uluslararası Medya Forumu'nda Türkiye'nin turizm potansiyeli masaya yatırıldı. Türkiye'nin en az Almanya kadar, Fransa kadar, Belçika kadar, İngiltere kadar güvenli olduğunu, en az onlar kadar güvenli olduğunu vurgulamakta fayda var. 50 ülkeden 140 gazeteci oradaydı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin deniz turizminin çok daha ötesine geçebileceğini söyledi. En çok turist cezbeden 6. ülkeyiz dünyada. Neyle? İşte deniz, kum, güneş ve tesis. Hayır. Bir de bunların üzerine bizim bütün diğer imkanlarımızı, potansiyelimizi katın. Kış turizmini katın, hem mevsimler genişleyecek hem pazarımız genişleyecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türkiye'yi dışarıdaki dostları tanıtacak dedi. Bizim anlatmamız yerine kendimizi dostlarımızın bize anlatmasını arzu ediyoruz. Zaten Türkiye'nin tanıtımını da bunun üzerine kurduk. 16 tane CEO Türkiye'yi, Türkiye'de yaşadıklarını anlatarak Türkiye ile ilgili anılarını, Türkiye ile ilgili yaşadıklarını anlatıyorlar. İş adamı Hikmet Tanrıverdi de Türkiye'nin iyi anlatılması gerektiğini ifade etti. Bizim de burada yapılmasını istediğimiz veya yapılmasını beklediğimiz şey de o Türkiye'nin gücünü, potansiyelini göstermek, o insanların kafasına onu yerleştirmek. Antalya'daki Uluslararası Medya Forumu 25 Mayıs'a kadar sürecek.
Madem turizmden yola çıktık, bir de dışarıdan gelen ilginç bir haberle devam edelim. Rusya uzay turizmine el atıyor. Bu alanda Amerika'nın tekelini kırmak isteyen Rusya, Soyuz roketleriyle uzaya turist taşıyacak. Rusya uzay turizminde pastayı Amerika'ya kaptırmamakta kararlı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na sevkiyat deyince ilk akla gelen Soyuz roketleri uzay turizmine de el atacak. Henüz net karar verilmedi. Değerlendirme aşaması sürüyor. Rusların niyetleri 2019'dan itibaren her uçuşta Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki turist götürmek. Şirket hem uzay aracında turistlere yer açmayı hem de uzay yolculuğunu kısaltmayı amaçlıyor. Bu hedefle bir süredir hummalı bir çalışma yürütülüyor. Astronotlar ve kozmonotlarla seyahat astronomik ücretlerle yapılacak. Ruslar da bu yüksek ücretlerin önemli bir gelir kapısı olmasını umuyor. Bu nedenle uzay turizmini Amerika'nın tek eline terk etmek istemiyorlar. Zamanlar tabii ki çok hızlı değişiyor ve zamanlar değiştikçe ekonomik gerekçelerle beraber insanların merak rotaları da değişiyor. Sirkler bir dönem özellikle 19. yüzyılda insanlık için en önemli eğlence alanlarından biriydi. Ama ne, bugün nasıl bakıyoruz? Bugün farklı bakıyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin 146 yıllık sirki, bilet satışlarının neredeyse sıfırlanması ve gelirlerin yok olması nedeniyle perdelerini indirdi. Kim sevindi? Hayvanseverler. Bir asrı aşkın süre eğlendirdiler, son gösterileriyle veda ettiler. Ringling Bros ve Barnum Bailey Amerika'nın en ünlü sirkiydi. 146 yıldır eğlence sektöründeydi. Ama bu gece son geceydi çünkü maliyetler yüksek, bilet satışları ise yok denecek kadar azdı. Cambazlar, atlar, aslanlar veda için çıktı sahneye. Bunun son olduğunu duyan New Yorklular tüm koltukları doldurdu. Gösteri bitti, herkes üzgündü. Ancak karar bir kesimi sevindirdi. Adeta bayram edenler hayvan hakları savunucularıydı. Kısa bir aramız var. Saat başında önemli haberlerle devam ediyoruz. Bekliyorum efendim. Saatlerimiz tam 22'yi gösteriyor sevgili seyirciler ve moderatör gece bütün hızıyla devam ediyor. Kısa başlıklar izninizle vereceğim. Efendim Karadeniz Ekonomik İşbirliği 25. yıl dönümü zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılıyor. 12 üye ülkeden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan düzeyinde üst düzey katılım var ve Cumhurbaşkanı zirve nedeniyle yaptığı konuşmada bölgede istikrar ve huzurun öncelikli olduğunu, bunu ekonomik kalkınmanın devam ettireceğini söyledi. Bu önemli gelişmeyi birazdan aktaracağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde biliyorsunuz Amerikalı korumalar özellikle PKK yandaşlarına karşı Türk temsilciliğini tam olarak koruyamamış ve bazı olaylar çıkmıştı. Sürekli üzerimize geliniyor bu olayla ilgili olarak. Tabii Türkiye'nin de bir sabrı var. Amerika'nın Ankara'daki Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine gereği söylendi. Bütün bu haberleri vereceğim. Özellikle Karadeniz ağırlıklı ve Türk-Rus ilişkileri ağırlıklı olarak Talat Emirovic Çetin, Rusya Ulusal Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı'yla bir sohbetimiz olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rum Filelefteros gazetesine bir açıklamada bulundu. Rum gazetecinin neden hala askerlerinizi adadan çekmiyorsunuz sorusuna ibretlik bir cevap verdi. Merak edin, birazdan aktaracağım.
15 Temmuz kanlı girişiminin ana kadrosu. Yani sözde yurtta sulh konsey üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık yargılanmaya başladı. Ankara Büromuz, Ankara Haber Merkezimiz bu önemli davayı bütün yönleriyle izledi. Birazdan tüm detayları ekranda olacak. Ve Türk sinemasının o nadide insanı, ismi Hülya Koçyiğit'ten tatsız bir haber aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahlillerinde akciğer kanseri çıktı ve acil olarak ameliyata alınacak. Bunun öncesinde Türkiye'ye gönderdiği mesajında tüm hayranlarından, tüm sevenlerinden sadece dua talep etti. Birazdan o gelişmeyi de aktaracağım. Dilerseniz haberlere geçin. Özetlerde de ifade ettiğim gibi Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin 25. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi. 12 üye ülkeden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan düzeyinde üst düzey katılımlar var. Ve Cumhurbaşkanı bu zirve nedeniyle yaptığı konuşmada bölgede huzur ve barışa dikkat çekti. Ekonomik işbirliği ve kalkınmanın ancak böyle bir zeminde gerçekleşebileceğini vurguladı. Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm ülkeler İstanbul'da buluştu. Türkiye'nin dönem başkanı olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25. kuruluş yıl dönümü zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Zirveye Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi 12 ülkenin liderleri ve bakanları katıldı. Yunanistan adına Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos zirvede yer aldı. Rusya'yı ise Başbakan Medvedev temsil etti. Başbakan Binali Yıldırım da zirveye kurmaylarıyla birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcıları tek tek karşıladı, ardından aile fotoğrafı çekildi. Zirvenin açılış konuşmasını da Cumhurbaşkanı yaptı. Erdoğan'ın ilk mesajı istikrar oldu. Ticaretin ve yatırımların sağlıklı zeminde yürüyebilmesinin temel şartı huzur ve istikrardır. İçinde bulunduğumuz hassas Karadeniz coğrafyasının barış, istikrar ve refah içinde kalkınması hepimizin ortak amacı olmalıdır. Zirvede konuşan Başbakan Binali Yıldırım da üye ülkeler arasında yaşanan sorunları hatırlattı, bunlara takılıp kalmayalım mesajı verdi. Ülkelerimiz arasında zaman zaman bazı siyasi sorunlar, sıkıntılar olabilir. Bunlar gelip geçicidir. Bunlara takılıp kalmamamız gerekir. Hiçbir zaman yakın işbirliğinden uzak durmamalıyız. Ardından üye ülkelerin temsilcileri tek tek söz aldı. Ermenistan adına zirveye Dışişleri Bakan Yardımcısı Aşot Hovakimyan katılmıştı. Ermeni bakan Dağlı Karabağ meselesini gündeme getirdi, Azerbaycan'a siyasi eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni bakanın sözlerine tepki gösterdi. 90'lı yıllarda olduğu gibi daha sonra da uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ederek Dağlık Karabağ'da çeşitli provokasyonlara girişmiştir. Keyi bir siyasi suçlama merkezi olmamalı ifadesini ben de paylaşıyorum ama buradaki konuşmalarda herhangi bir siyasi suçlama değerlendirmeyi hiçbir temsilci yapmadı. Fakat siz bayağı geniş, hemen hemen konuşmanızın tamamını bir siyasi değerlendirmeye dönüştürdünüz. Bu da bana göre doğru olmadı. Konuşmalar bitti, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenledi. Türkiye, Karadeniz bölgesinin huzuru ve refahını sağlamak için bundan sonra yapılacak çalışmaları desteklemeye devam edecektir. Bölgemizin geleceği için ihtiyaç duyulan siyasi, ekonomik, insani tüm projelerin hayata geçirilmesi konusunda üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Zirve boyunca ekonomik işbirliği konuları ve kurumsal reform çalışmaları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderler onuruna bir de öğle yemeği verdi. Bu zirve çerçevesinde Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev de bir araya geldi ve bu bir araya gelişten keyifli bir sonuç çıktı. O
Rus uçağı krizinden bu yana yaşanılan bütün ticari sorunlar artık temizlenmiş durumda. Ortak bildiri imzalanacaktır. İmzalar atıldı, ticari ilişkilerde yeni dönem başladı. Başbakan Binali Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 25. yıl dönümü zirvesi için İstanbul'a gelen Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev'le bir araya geldi. Görüşme basına kapalıydı ve 55 dakika sürdü. Görüşme sonrası yüzler gülüyordu. Çünkü iki ülke arasında ticari engelleri kaldıracak bildiri imzalandı. Başbakan Yıldırım'la Rusya Başbakanı Medvedev'in eşliğinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkovich ortak bildiriyi imzaladı. İmza atılan ortak bildiri ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin arttırılması yönünde önemli bir adım oldu. Biliyorsunuz bu konularda tek bir pürüzümüz kaldı, o da domates. Çünkü Ruslar kendi domates üreticilerini artık desteklemek ve kendi içlerinde bu sorunu biraz daha çözümlemek istiyorlar. Bu konuda Başbakan Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi ve artık domates sorununun da çözümlenmesi yönünde ilk adımın atıldığını söyledi. Domates bu ilişkilerin sembolüne dönüştü. Aslında domates dışında hemen hemen her konuda ciddi ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Bu ortak bildiride burada da bir hüküm yer aldı. O hüküm nedir? Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu. Yani mevsimsel talepler, ihtiyaçlar dikkate alınarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tabii tamamen bu konunun çözülmesi için gerekli girişimler, gayretler devam edecek. Topyekun baktığımız zaman kısıtlamaların miktarı çok azalmıştır. Serbest ticaretin önündeki engeller de büyük oranda kaldırılmıştır. Bir başka husus, ülkemizden ithalatı yasaklanan taze üzüm, elma, armut, çilek, salatalık ve beyaz ete yönelik yasaklar bir hafta içerisinde sonlandırılacaktır. Özetlerde de ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında Amerikan korumaları ve polisler ne yazık ki Türk temsilciliklerinin önünde gereken sağlıklı uygulamaları yapmayınca tatsız olaylar yaşanmış ve Türk korumalar bazı göstericilere müdahale etmek zorunda kalmışlardı. Amerika bu işi aşırı köpürttü. Yani neredeyse Türk Büyükelçinin Washington'dan atılması yönünde ifadeler bile başladı. Onun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak gereğini söyledi. Yeterli tedbir almadılar, PKK yandaşlarına müsaade ettiler, yetmedi. Copla Türk korumalara saldırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde ABD polisi, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yeterli güvenlik tedbiri almadı. PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına kadar yaklaştı. Türk korumalar müdahale etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları PKK yandaşlarına, Amerikan polisi de Türk yakın koruma ekibine müdahale etti. ABD polisi tüm kuralları içe saydı. Yetmedi, yaşanan olaylara ilişkin Büyükelçimiz Serdar Kılıç Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de bu gelişme üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın koruma ekibine diplomatik kural ve teamüllere aykırı davranışları sözlü ve yazılı protesto edildi. Elçiden izahat istendi. Dışişleri Bakanlığı, ABD makamlarının olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın yapılmasını resmen talep etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaşananlara ilişkin konuştu. Yaşananları çarpıttı, terör yandaşlarını görmezden geldi. Türk şiddeti basit şekilde kabul edilemez dedi. Olaylara ilişkin devam eden soruşturmadan söz etti. Efendim, Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin 25. yıl dönümü ve Medvedev'in özellikle bu toplantı için Türkiye'ye gelmesi, başbakanı olarak Binali Yıldırım'la yapılan görüşme devamında Türk-Rus ilişkilerinin hemen hemen artık hiçbir pürüz taşımayan, domates hariç, bir noktaya gelmiş olmasını bu konularda sürekli görüşlerine başvurduğum Sayın Talat Enveroviç Çetin'le ele alacağım. İyi akşamlar Sayın Çetin. Ardan Bey, Moskova'dan iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Bugün keyifli konular konuşacağız. Çünkü anladığım kadarıyla Suriye'de zaten meseleler yavaş yavaş Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle bize yansıyan görüntüsünde en azından kontrol altında. Ama biz kendi bölgemizi, Karadenizleri konuşalım istiyorum. Şimdi gördüğüm kadarıyla Ermenistan temsilcisi haricinde bu toplantıda Cumhurbaşkanı da kendisini uyarmış zaten. Siyasi bir mücadele gösteren olmadı. Tamamen huzur ve istikrar ve işbirliğini nasıl geliştirebiliriz? Sizce bu kadar fırtınalı bir dönemde Karadeniz bölgesi yeni bir huzur limanı mı oluyor? Ardan Bey, gerçekten de öyle. İlişkilerin en bozuk olduğu günlerde, evet, bu uçak komplosundan sonra dahi Karadeniz'deki Türk-Rus Deniz Kuvvetleri'nin işbirliği hiç bitmemişti. Evet. Bildiğiniz gibi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı'yla Rus Donanması Başkanı'nın temasları en kötü günlerde dahi Karadeniz'deki en büyük sınırlara sahip iki ülke olarak sürekli temas halinde, çalışma halinde. En kötü zamanlarda bile sinyaller kesildiğinde Deniz Kuvvetleri arasındaki Karadeniz'de sinyal kesilmedi ve ortak çalışma hep devam etti. Bu da gerçekten Karadeniz'in bir huzur denizi ve ortak refah denizi olması yönündeki her iki büyük ülkenin de isteğini en kötü günlerde bile gerçekleştirmiş, dile getirmişti. Bugünkü toplantıda da görüyoruz ki Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısının provoke konuşmasının dışında hemen hemen bölgede birçok sorun olmasına rağmen, Kırım'a rağmen, diğer yaşanan dünyanın her tarafındaki sorunlara rağmen huzurla geçti ve bölgenin ekonomik bir refah ve huzur bölgesi olması gerektiği, bölgenin kendi kaynaklarının kullanıldığı, ekonomik seviyenin her ülkede, her üye ülkede, her sınırı olan ülkede, evet, her Karadeniz'le ilgili iddiası olan ülkede ekonominin ve istikrarın hızlı olması gerektiği anlamında ortak cümleler kuruldu ve ortak anlamlar çıkarıldı. Bu da gösteriyor ki gerçekten Karadeniz huzur denizidir. Peki şimdi tabii orada bir tek ortalığı bulandıran, artık Türkiye-Rusya ilişkileri de normalleştiği için rahat konuşacağım, bir Ukrayna sorunu var. Ne yazık ki anlayamadığımız, esasında Ukraynalılarla Rusların neyi paylaştığını bile anlayamadığımız veya paylaşamadığını anlayamadığımız bir sorun. Karadeniz zemininde yaratılan bu huzurlu zemin, özellikle Türk-Rus ilişkilerinin de iyileşmesiyle beraber Türkiye'nin de katkısıyla bu sorunun bir şekilde çözümlenebileceğine dönük inancınız var mı? Ardan Bey, bunun olmasını çok isteriz. Evet. Ama Ukraynalılar bir kendi hallerine bırakılsa, Ukraynalılar bir müdahalesiz hale, kendi başına karar verecek hale bırakılsa herhalde her şey yoluna girecektir. Evet. Şu anda Ukraynalıları bu hususta her defasında Rusya'ya doğru püskürten, kışkırtan ve ekonomik destek veren sürekli Batı ve ABD. Dolayısıyla Ukrayna iktidarı da
bu şartlar altında onların desteğiyle var olduğu için evet. Ukrayna halkının fikri, durumu, ekonomik ilişkisi sorulmadan, bildiğiniz gibi Ukrayna nüfusunun ciddi bir kısmı Rus nüfusu. Rus olmasa bile diğer Ukraynalılar ve Batı Ukrayna'daki Polaklar dışında çoğu akraba. Evet. Bu tip akrabalar arasındaki soruna başkalarının aşırı müdahalesiyle gördüğünüz gibi sorun çözülmez hale geliyor. Ve uzun yıllar boyu çözülemeyen yılan hikayesi halini alıyor. Aslında Ukrayna tek başına bırakılsa, ne anlamda tek başına bırakılsa, Ukrayna karar verici, kendi kaderini kendi evet. belirleyici hale bırakılsa, zannediyorum problem daha kolay çözülecektir ki bunda Türkiye'nin de kilit rolü vardır Ardan Bey. Tabii Türkiye çünkü iki komşusu arasında bu tür bir silahlı çatışmadan rahatsız doğal olarak. Karadeniz'in istikrarı açısından da zorlu bir şey. Sizce bu iyi niyetli girişimler bir cevap alabilir mi hem Kiev'de hem Moskova'da? Ardan Bey, Ukrayna halkının bu durumdan bıkıp usandığı, Ukrayna halkının artık çözüm istediği, evet. eskisi gibi bildiğiniz gibi ticaretinin büyük kısmı Rusya'ylaydı. Dili ortak dil, kültürü ortak kültür. Çok 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 benzerlikler var, çok. Yani Batı Ukrayna dediğimiz kısımdaki, Doğu Ukrayna dediğimiz kısımdaki milletlerin çoğu Rus kökenli. Evet. Diğerleri de akraba. Herkesin hem Rusya'da hem Ukrayna'da akrabaları var. Bu şartlar altında Ukrayna halkının bunu istemediği kesin. Ama müdahale devam ettikçe sorunun çözülmesi zorlaşmakta ve uzun zaman almaktadır. Eğer gerçekten Türkiye'nin de bu tip ılımlı iki akraba komşuya yaklaşımı devam ettikçe zannediyorum sorunu çözüme doğru yaklaşıcı adımlar atacaklardır. Kafkasya'ya da bir bakalım. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile temsil edilmiş. Keşke daha üst düzeyde temsil edilseydi. Ne olacak ya aramızda? Ne olabilir? Karadenizliler, Kafkasyalılar her şeyi tartışabiliriz sonuç itibariyle. Ama anladığımız kadarıyla AGİT bünyesinde kurulmuş olan Minsk grubu dediğimiz, içinde Rusya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın bulunduğu o grup bu sorunu çözmemekte galiba daha başarılı oluyor. Sizce Türkiye-Rusya ilişkilerinin tam bu noktada böyle toparlandığı bir noktada Kafkasya'daki bu sorunu Ankara-Moskova hattının güçlenmesiyle çözme imkanı yükselebilir mi? Ardan Bey, gene nokta atışı yaptınız. Şimdi Suriye'deki sorunu gördüğünüz gibi Avrupa'da, Cenevre'de yılan hikayesine dönüştürenler işe Doğu girdiğinde, Doğu'nun problemi Doğu'da çözülür mantığı oturduğunda evet. Astana'da bir yere gelindi ve hiç olmazsa ateşkes ve barışa doğru bir yol, bir harita belirlendi. Evet. Şimdi az önce tarif ettiğiniz gibi tam olarak ABD'nin ve Fransa'nın Ermenistan sorununda ne ilgisi ve nasıl bir ilişkisi var? Yani burada sorun Doğu'nun sorunuysa evet. bu sorunu Doğu'dakiler çözmeli. Aynen Suriye örneğinde olduğu gibi Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğüyle Ermenistan ve Azerbaycan pekala masaya oturtulup pekala bu sorunun çözüme kavuşturulabilir. Evet. Bu inanın tahmin edildiği kadar zor değildir. Şimdi benim artık herhalde Türkiye'de kim olduğumu bilmeyen yok. Ben bir Türk kökenli Türk çocuğu olarak diyorum ki Ermenistan'a gidiniz. Ermenistan halkının Türklere karşı bir düşmanlığı yok. Ermenistan Doğru. halkının Yunan halkının da düşmanlığı yok bize karşı. Dolayısıyla demek ki sorunu çıkaran aynen Ukrayna örneğinde olduğu gibi başkaları. Yani ABD'deki Ermeni lobisi düzenli olarak gönderdiği aidatlarla, düzenli olarak gönderdiği primlerle bu düşmanlığı körüklüyor. Ermeni halkının Türklere karşı düşmanlığını, dolayısıyla Azerbaycan'a karşı davranışlarını tarihi bir çarpıtarak, çeşitli yalanlarla tarihi olur olmaz belgesiz evraklarla doldurarak evet. bu durumu çarpıtıyor. Bu durum kendilerine yarıyor çünkü. Yani anlaşıldığı kadarıyla bu Ermeni diasporasının gönderdiği yardımın ciddi kısmı halka ulaşmıyor. Ve bu rantın kesilmemesi için herhalde barışa doğru giden yol tıkanıyor. Bu şartlar altında Rusya ve Türkiye kendi sorunlarını bitirmeye doğru giderken Suriye'de de bir neticeye varıldıktan sonra bir sonraki adımın Azerbaycan-Ermenistan sorunu ve Karabağ sorunu olması çok doğru. Bu durumu da ilk siz aydınlattınız diye, siz başlattınız diye tebrik ederiz.
Estağfurullah, ben ta 1988'den beri o bölgeyle yakından ilgiliyim. İlk savaş muhabirlik deneyimlerimden birini de Dağlık Karabağ'da yaşadığım için Azerbaycan'ın yaşamakta olduğu bu işgal sorununu ve topraklarının %20'sini kaybetmiş olmasını tabii ki kabul edebilir bir durumda değiliz. O yüzden bir an önce sorun çözülsün ve herkes entegre olsun istiyoruz. Şimdi bugün varılan işbirliği çerçevesinde son sorum. Türk-Rus ilişkisini zehirleyebilecek riskler tamamen sizce ortadan kalktı mı? Ardan Bey, aslında sorunlar ortadan kalkmadı ama Türkiye ve Rusya'nın bu husustaki her iki devlet başkanı ve alt organlar seviyesinde bilinci arttı. Bilinci arttı. Dolayısıyla bu tip provokasyonlara artık gelinmeyeceği, bu tip oyunlara kimsenin artık inanmayacağı kesindir. Evet. Bu noktada siz de fevkalade üzerinize düşen görevi yapıp her defasında bunun itidalle karşılayarak çok katkıda bulundunuz. Şimdi görüyoruz ki dün özellikle ilk yurt dışı seyahatini Suudi Arabistan'a, ki tırnak içinde eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yapan Trump orada ABD, Arap ve İslam zirvesini topluyor. Yani nasıl bir ilişki? ABD, Arap ve İslam zirvesi nasıl bir akrabalık ve birlik hissediyor kendi aralarında? Onu da sormak lazımdır. Şimdi bu birlikten de çıka İran'ın aşırılığı, İran'a asla izin verilmemesi gerektiği, İslam dünyasının büyük bir kısmının aşırılık hududuna geldiği gibi söylemler çıkarak çıktıktan sonra ertesi gün bugün İsrail'deki gezilerinde bu zirvenin zirvede konuşulanları biraz daha ileri götürerek ki Trump'ta dikkat ederseniz son zamanlarda şunu görüyoruz ki seçimlerden önceki söylemleriyle sonrasındaki söylemleri fevkalde farklı. Yani seçimlerden önceki uzlaşmayı kendisinde göremiyoruz. Evet. Şimdi bir yandan da eskiden ABD kendi içindeki derin devleti niyetini gizler, başkana yaptıracağını yaptırırdı sessizce. Şimdi Trump'ın bu hem oyuncu yapısı hem iş adamı yapısı dolayısıyla bizzat her şeyi ben yaptım, gizlemeden, niyetini gizlemeden kendim yaptım politikası da içeride kendisine rahatsızlık veriyor. Şu anda az önce sorduğunuz Türkiye'nin ve Rusya'nın ilişkilerini zehirleyecek oyunlar devam ediyor. Bugün de ABD'deki kendilerinin güvenlik önlemlerini düzgün alamaması ve aslında bu ülkenin kendi yetersizliği. Yani ABD gibi bir ülke Türk Cumhurbaşkanı'nın, Türk Devlet Başkanı'nın ziyaretinde nasıl olur da PKK'yı veyahut da diğer unsurları engelleyemez? Bu şartlar altında bu durumda kendilerini suçlayıp da Türkiye'den özür dileyeceklerine Türk korumaların davranışlarını aşırı bulup bununla ilgili çeşitli şeyler söylüyorlar. Hem de hiç yakışmayacak seviyede. Bu durumda zaten şunu gösteriyor ki Ardan Bey, Türklerin bu durumda fiziki müdahalede bulunması ilk değil. Türkler başka çare kalmazsa döver. Yani bir kez daha bunu göstermiştir bölgede. O yüzden bununla ilgili Türklere çeşitli dersler vermenin, çeşitli kanamalarda bulunmanın manası nedir? Yani Türkiye bugün doğru olarak gerekli olan işaretleri göstererek uyarılarda bulundu. Evet. Ve görüyoruz ki Türk-Rus ilişkilerini zehirlemeye devam edecekler ama Türkiye'nin ve Rusya'nın artık buna inanacak hali yoktur, karnı toktur. Peki Talat Enveroviç için çok çok teşekkür ediyorum. Moskova'ya iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim diplomasiden devam edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Mayıs'ta Brüksel'de NATO toplantısına katılacak. Belçikalı Devlet Bakanı Zuhal Demir bu ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan'a ve diğer lider eşlerine refakat edeceğini açıklamıştı. Ancak Demir'in daha önceden terör örgütü PKK'nın etkinliklerine katıldığı ortaya çıkınca işin şekli biraz değişti. Ben zirveye gidiyorum. Zirveye değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözleri Brüksel Belediye Başkanı'na cevaben söylemişti. Erdoğan 25 Mayıs'ta Brüksel'e gidecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. O belediye başkanı Erdoğan yandaşlarının gösteri yapmasına izin vermeyeceğiz demişti.
NATO zirvesine günler kala bir başka tartışma daha yaşandı Brüksel'de. O tartışmanın kaynağı Belçika Devlet Bakanı Zuhal Demir'di. Demir, NATO zirvesi sırasında liderlerin eşlerine refakat edeceğini açıklamıştı. Eşlik edeceği kişiler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da olacak. Ama Zuhal Demir, terör örgütü PKK'nın etkinliğine katılmasıyla hatırlanıyor. Hatta PKK'nın bir etkinliğine katıldığı için tepkilerin odağına oturmuştu. Bu tartışmalardan sonra Belçika İçişleri Bakanı Can Jambon bir açıklama yaptı. Lider eşlerine Zuhal Demir'in eşlik etmeyeceğini söyledi. Başbakan Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in eşlerinin refakat edeceğini söyledi. Değişikliğin sebebi sorulduğunda ise bu tür ziyaretlerin planlanmasında bazı şeyler bazen değişir demekle yetindi. Almanya ile İncirli krizimiz devam ediyor. Yeni bir gelişme var. Almanya'dan bir milletvekili heyeti İncirli'ye ziyaret etmelerine izin verilmemiş olmasına rağmen Türkiye'ye geliyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre heyet 25 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek. Ziyaret 27 Mayıs'a kadar sürecek. Heyeti Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlık edecek. Roth aynı zamanda Yeşiller Partisi milletvekili heyette. Farklı siyasi partilerden temsilciler olacak. Türkiye'de iktidar ve muhalefet partilerinden siyasetçilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmek istiyorlar. Görüşmelerin İncirlik krizinde mevcut durumu değiştirmesi beklenmiyor. Almanya FETÖ üyesi 80 kişiye sığınma izni vermişti. Türkiye'de Alman parlamenterlerin İncirlik'i ziyaretine izin vermiyor. Bir başka diplomatik haber, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rum Fileleftheros gazetesine konuştu. Rum gazeteci, neden hala adadan askerlerinizi çekmiyorsunuz diye sorunca ibretlik bir yanıt aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rum gazeteciye tokat gibi yanıtlar verdi. Gazeteci, adadan askerlerinizi niye çekmiyorsunuz diye sordu. Çavuşoğlu, geçmişte Kıbrıslı Rumların döktükleri kanı hatırlattı. Şu anda adadaki iki tarafın yapması gereken 3 garantör devletle birlikte kapsamlı bir çözüme ulaşılabilmesini teminen yeterli ilerleme sağlamaktır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fileleftheros gazetesine konuştu. Kıbrıs'ta çözüm sürecine tam desteğin süreceğini söyledi. 1960'ta Kıbrıs'ta ortaklık devletini kuran anlaşmada Türkiye'nin de 3 garantörden biri olarak imzasının bulunduğunu hatırlattı. Kıbrıs'ta müzakereler sık sık tıkanma noktasına geliyor. Çavuşoğlu'na göre bir türlü sonuca ulaşılamamasında Rum tarafındaki siyasi irade eksikliğinin etkisi var. Müzakere edilmiş bir çözüm her iki tarafın ödün vermesine dayalı olacaktır. Kıbrıs Türk tarafı uzlaşma yönündeki istekliliğini gösterdi. Şimdi top kesin olarak Kıbrıs Rum tarafındadır. Rum gazeteci çözüm istiyorsanız neden askerlerinizi çekmiyorsunuz diye sordu. Çavuşoğlu'nun yanıtı açık ve netti. 1960'larda yaşananları hatırlattı. Rumların adayı Yunanistan'a bağlamak için Türklerin kanını döktüğünü ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla akan kanın nasıl durduğunu. Bir gram önlem alınması daha sonra tedavi etme yoluna gitme durumunda kalınmasından daha iyidir. Adanın kuzey tarafında Türk güçlerinin bulunması 40 yılı aşkın bir süredir yeni çatışmaların patlak vermesini engellemiştir. Bu tür olayların tekrarını önlemek için gerekli tedbirler alınmadığı müddetçe hiçbir uzlaşma sürdürülebilir olamaz. Çavuşoğlu geçtiğimiz aylarda yaşanan Enosis krizini de hatırlattı. Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin tutumunun ne kadar doğru olduğunu vurguladı. Ankara'daki o mahkeme salonunda tarihi bir gün yaşadık. Niçin? Çünkü aralarında sözde yurtta sulh konseyinin üyelerinin de bulunduğu üst düzey darbeci 221 kişi mahkeme önünde Türk adaleti önünde hesap vermeye başladı. Diğer darbe girişimi davalarının öncesinde olduğu gibi bu davada da vatandaş tepkisini yüzlerine karşı gösterdi.
10 ay sonra adalete hesap vermek için elleri kelepçeli görüntülendiler. Kiminin üzerine urgan atıldı, kimine beddua edildi. İran! 15 Temmuz darbe girişiminin sözde yurtta sulh konsey üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılanmasına başlandı. Sincan cezaevi kampüsü içinde duruşma öncesi bölgede kuş uçurtulmadı. Dava boyunca Sincan cezaevinde adeta kuş uçurtulmayacak ve güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Tomalardan termal kameralara ve keskin nişancılara kadar 1500 güvenlik personeli görev alacak. Cezaevi çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Komandolar da önlerindeki kameralarla cezaevi kampüsü içine giren tüm araçların plakalarını kaydetti. Mahkeme salonu etrafında da yine havadan sürekli gözlem yapıldı. Hesap vakti yaklaştıkça cezaevi önünde daha önceki darbe girişimi davalarındaki benzer görüntüler yaşandı. Başını Akın Öztürk'ün çektiği yurtta sulh konsey üyelerine yönelik yoğun protesto vardı. Kelepçeli hainlere ip atıldı. Sözde yurtta sulh konseyinin ilk sırasına yer alan eski yaş üyesi Akın Öztürk elindeki mavi dosyayla dikkat çekti. TRT'deki sözde bildiriyi hazırlayan darbe girişimi Genelkurmay Karargahı'ndan koordine eden Mehmet Partigöç ikinci sırada salona sokuldu. Hainlerden Mehmet Dişli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişiminin başındaki isim Gökhan Şahin Sönmez Ateş, Genelkurmay eski personel daire başkanı İlhan Talu ve Cumhurbaşkanlığı eski başşaveri Ali Yazıcı o isimlerden sadece birkaçıydı. ...221 sanıklı Genelkurmay baskını 15 Temmuz çatı davasında ilk savunmalar öncesi protesto gösterileri de vardı. İhanet kadrosu yurtta sulh konsey üyelerinin de yargılandığı davada tepkiler dile getirildi. Milletin silahlarını, tanklarını, helikopterlerini millete karşı kullanan, yüzlerce vatan evladını şehit edip binlercesini yaralayan FETÖ'cü hainlere mahkeme salonları dar edilmelidir. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileriyle birlikte Memur Sen Başkanı Ali Yalçın da Sincan cezaevi önündeydi. Şimdi emanete sahip çıkma vaktidir. Emanetimize sahip çıkıyor. Zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. İdam isteriz, idam isteriz. 45 gün sürecek Genelkurmay Başkanlığı baskını çatı dava süreci bu görüntülerle başladı. Peki mahkeme salonunda neler yaşandı? Sözde yurtta sulh konseyinin bir numaralı ismi Akın Öztürk ifade verdi ve bizi tabii hiç şaşırtmadı. Çünkü nedense galiba biz 15 Temmuz'da bir hayal görmüşüz. Öyle hep beraber bir kabusa uyanmışız. Çünkü bu insanların hiçbirinin bu darbeden haberi yok. Hiçbir şeyden haberleri yok. Onlar da bizimle beraber öğrenmişler ama Akıncı üstünde nedense bu işleri öğrenmişler. Ve gerçekten bu inkar yolunu seçmeleri dikkat çekici. Ve tabii inkarlar salondaki tansiyonları yükseltiyor. Yine aynı senaryo yaşandı. FETÖ 15 Temmuz çatı darbe davası Genelkurmay baskınında sözde yurtta sulh konseyinin bir numaralı ismi Akın Öztürk suçlamaları reddetti, inkar yolunu seçti. Öztürk savcılık savunmasının aynısını bu defa duruşmada tekrarladı. Darbe girişimine katılmadım yalanına başvurdu. Sincan cezaevi yerleşkesi içinde yapılan duruşmada savunmaların alınması öğleden sonra başlandı. Sözde yurtta sulh konseyinin üyelerinde yargılandığı 221 sanıklı davada tansiyon yüksekti. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Mucip Arıkan'ın annesi Saliha Arıkan, "Oğlumun katillerini öldürün, yavrum bana verin, bunların ayaklarında pranga olması lazım" dedi ve sinir kriziyle birlikte baygınlık geçirdi. Şehit annesine ilk müdahale salonda yapıldı. Salonda bulunan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerle şikayetçilerin tepkisinin artması üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Ardından da kimlik tespitine geçildi.
Sanıklardan darbe girişiminin askeri kanadının bir numaralı ismi Akın Öztürk, kimlik tespiti sırasında adresi bilmiyorum tutukluyum dedi. Öztürk ardından da mahkeme ilk savunmasını yaptı. Hain Akın Öztürk de tıpkı diğer davalardaki FETÖ sanıkları gibi yaşananları inkar yolunu seçti. Öztürk, darbe girişimini Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın telefonu üzerine öğrendiğini iddia etti. Eski yaş üyesi ve darbe davasının sanıklarından Akın Öztürk, darbe girişimi günü İzmir'de bulunacağını daha önce açıklamasına rağmen neden Ankara'ya geldiğini izah edemedi. Akın Öztürk sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin emniyet sorgusunu öğrendiğini savundu. Ancak Akıncı üstünde derdest edilen generallerin aksine rahatça gezmesine açıklık getiremedi. Davanın bir numaralı ismi Akın Öztürk daha önce savcılık ifadesindeki savunmasını tekrarlaması dikkatlerden kaçmadı. Duruşmada daha sonra çapraz sorguya geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı Hüseyin Aydın Akın Öztürk'e 15 Temmuz gecesi yaptığı telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarını sordu. Sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin bir numaralı ismi Akın Öztürk o soruya hatırlamıyorum yanıtını verdi. Avukat Hüseyin Aydın'la Akın Öztürk arasında duruşmada gerginlikte yaşandı. Aydın davanın bir numaralı ismi Öztürk'e neden Genelkurmay Başkanı veya Hava Kuvvetleri Komutanı'nı aramadınız da Mehmet Parti Göç'ü aradınız diye sordu. Akın Öztürk bu soruya sinirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın bana sesinizi yükseltmeyin siz sanıksınız yanıtını verdi. Ankara 17. Ceza Mahkemesi'nde 45 gün boyunca sanıkların önce savunmaları ardından da çapraz sorguları gerçekleştirilecek. Davada birinci günün sonunda yine tansiyon yüksekti. Duruşmanın sonunda sanık yakınlarıyla müşteki yakınları arasında tartışma yaşandı. Araya polisler girdi. Biraz da yaşamın içinden akan haberlere bakalım. İlk haber ne yazık ki Türk sinemasının güzide ismi Dört Yapraklı Yonca'nın bir parçası. Hülya Koçyiğit'ten gelen üzücü haber. Hülya Koçyiğit Amerika Birleşik Devletleri'nde akciğer kanseri tanısıyla karşılaştı. Acil ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi. Vatanım Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Hülya Koçyiğit, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vuran isimlerden biri. 7'den 70'e herkesin sevgilisi. Hülya Koçyiğit sevenlerine üzücü bir haber verdi. Tedavi olmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde akciğer kanseri teşhisi konuldu ve hemen ameliyat kararı alındı. Efendim, efendim, benim, efendim, benim bu derdime de. Ünlü sanatçı ameliyata girmeden önce sevenlerine sosyal medyadan seslendi. Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Birazdan ameliyata gireceğim diye yazdı. İyi ama bunları kim ödeyecek? Ben ödeyeceğim Zeynep. Sana da istediğin kadar para vereceğim. Neye karşılık? Bana vereceğin saadete karşılık. Seni seviyorum Zeynep. Rica ederim kendinize gelin. Ben sözlü bir kızım. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi sevenlerinden dua istedi. Mesajında sizlerden benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun ifadelerini kullandı. Pınar etti yaşlar beni. Yılbaşı gecesi tam 39 masum insana mezar olan Reyna Gece Kulübü yıkıldı. Önce bu işlemin sahipleri tarafından yapıldığı sanıldı ama belediyeden gelen açıklama işin şeklinin farklı olduğunu gösteriyordu. ...2017'nin ilk dakikalarıydı. Terörist Maşaripol katliam kustu 39 kişi can verdi. Terör örgütü DEAŞ'ın hedefi olan Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reyna 5,5 ay sonra yıkıldı.
Yaşlı terörist Abdülkadir Masaripov'un yılbaşı akşamı hedefinde ünlü gece kulübü Reyna vardı. Buraya geldi ve elindeki silahla 39 kişiyi katletti. İşte o saldırıdan aylar sonra bu sabah erken saatlerde iş makineleri buraya geldi ve mevzuata aykırı kısımları yıktı. Yıkımın ardından gece kulübü tam bir enkaza dönüştü. Arkamda görüyorsunuz işte. Tam bir enkaz yığını. Yine müşterilerin kullandığı masalar, sandalyeler karşımda. Onlar da parçalanmış durumda. Hemen aşağı tarafa geçeceğim. Yine orada da görüyorsunuz eşyalar parçalanmış. Ve yine müşterilerin bir zamanlar kullandığı bıçaklar, çatallar yerde. Ve o saldırıyı kaydeden güvenlik kameraları da yine enkazın arasında. Terör saldırısı sonrası ünlü gece kulübünün sahipleri mekanın bir daha hizmet vermeyeceğini açıklamıştı. Sabah saatlerinde yıkım haberi geldi. İş makineleri Reyna'nın önündeydi. Gece kulübü kısa sürede yerle bir oldu. Herkes yıkımın mekan sahipleri tarafından gerçekleştirildiğini düşündü ama gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gece kulübünün yıkımına ilişkin açıklama yapıldı. Ünlü mekanın mevzuata aykırı kısımlarının yıkıldığı açıklandı. Yıkım işlemi sonrası gece kulübü havadan böyle görüntülendi. Gece kulübünün küçük bir kısmı ayakta kaldı. Gazetecilerin görüntü almasını engellemek için de yıkım alanına güvenlik şeridi çekildi. Beylikdüzü'nde bir kadın hayatına son vermeye kalktı. 8. kattaki balkondan aşağı atlamak istedi ama eşi yakaladı tişörtünden. Ve ondan sonra zamana karşı büyük bir yarış. Komşular çığlık çığlığa. Fakat tabii geri çekemezseniz o ağırlıkta neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yerden metrelerce yukarıda 8. katta dehşet anları. Kocası neredeyse parmak uçlarıyla yakaladı. Komşular bırakma bırakma diye çığlık çığlığaydı. Bırakma! Bırakma! Burası İstanbul Beylikdüzü'nde bir site. 38 yaşındaki Ayşe Güngör ölümle burun burunaydı. Aşağıya atlamasın diye kocası üzerindeki tişörtü son anda yakalamıştı. Hayata tutunduğu o ellerde yavaş yavaş yoruluyordu. Tutun, bırakma! Bırakma! Lütfen! Ayhan Güngör eşini uzun süre bu şekilde tutmayı başardı ama kimseden yardım isteyemedi çünkü sağır ve dilsizdi. Komşular fark ettiğinde ise artık kadın aşağıya düşmek üzereydi. Ayhan Güngör son çare eşinin alt kattaki pencerenin çıkıntısına basmasını sağlamaya çalıştı. O pencere açılsa birisi de oradan destek olsa belki de kurtulurdu ama alt katta kimse yoktu. Bırakma! Bırakma! Genç kadın bir anda komşularının çığlıkları arasında aşağıya düştü. İki kişi battaniye germişti. O battaniye yere çakılmasına engel olmadı ama düşüşünü yavaşlattı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşme lütfen Allah'ım sen bana. Bu arada yargıdan emsal kararında bir niteliğinde bir karar çıktı. İstanbul Bağdat Caddesi'nde üniversite öğrencisi bir genç kıza tacizde bulunmuştu. Zanlı 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O cezaya 12 yıl daha eklendi. Sebebi ise zanlının toplumda yarattığı güvensizlik ve korku ortamı. Ya! Ya! Ya oğlum! Bir kadının dilediği saatte istediğini yapabilme özgürlüğünü kısıtladı. Mahkemeden çıkan bu karar Bağdat Caddesi sapığının cezasını 12 yıl artırdı. Olay 2016 Ocak ayında yaşanmış. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız gece saatlerinde iki çocuk babası Cengiz Ay'ın cinsel saldırısına maruz kalmıştı. Zanlı olay sonrası yakalanıp cezaevine gönderildi.
Dava geçtiğimiz yıl sonuçlandı. Genç kızı bıçakla da tehdit eden zanlıya 45 yıl hapis cezası verildi. Ancak mahkeme sanık Cengiz Ay hakkında yarattığı korku ve güvensizlik ortamı ve bir kadının istediği saatte dilediğini yapabilme özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Aldığı 45 yıla 12 yıl daha eklendi. Zanlı Cengiz Ay 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye sunduğu itirazı da reddedildi. Adıyaman'a da gidelim. Kahta'da bir kişi girdiği kuyumcudan tam 150 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Ve hırsızlık anı iş yerinin tabii ki güvenlik kamerasına yansıdı. Kasadaki paraları koynuna doldurdu, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı. 150 bin lirayı işte böyle çaldı. Olay Adıyaman, Kahta'daki bir kuyumcuda yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki dükkanın sahibi Cevdet Tuncel kapıyı kilitledi. Tıraş olmak üzere bitişikteki kuaföre gitti. Kuyumcuyu kollayan bir kişi ise hemen harekete geçti. Kilitli kapıyı açtı, etrafı kontrol etti ve kasaya yöneldi. Paraları kazanın içine dolduran hırsız kasayı kapatıp kaçtı. İş yeri sahibi dükkana gelince bir süre sonra kasanın soyulduğunu anladı. Polisi aradı. Kamera kayıtları incelenince hırsızın eşkali belirlendi ve yakalamak için çalışma başlatıldı. Hemen her akşam söylüyorum, bir WhatsApp ihbar hattımız var artık 24 Haber Merkezi olarak ve buraya vatandaş kendi çektiği görüntüleri aktarıyor. Bu kez Diyarbakır'dan geldi. Dev kayalar ve trafikte o şekilde gidilir mi? Arka kapağı açık yola çıktı, faciaya davetiye çıkardı. Plakasız kamyon Diyarbakır Şanlıurfa karayolundaydı. Taşıdığı kayaları düşürme ihtimaline aldırmadı. Kural tanımaz sorumsuz sürücü yürekleri ağızlara getirdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşamın içinden bir çocuk haberi daha. 3 yaşındayken banyoda bulduğu temizlik malzemesini içmişti kayra. İç organları ağır hasar gördü ama çok şükür hala aramızda. 6 yılda tam 90 ameliyat geçirdi. Bugün 9 yaşında ve yeni ameliyatlara hazırlanıyor. Şifa bulamadı. Özel cihazla beslenen küçük Kayra sağlığına kavuşmak için Amerika'ya gidecek. Yemek borusunun daralma olduğu için bunu her ay düzeltilmesi için, açılması için, yutabilmesi için biraz da olsa ameliyat yapıldı. Kayra henüz 3 yaşındayken banyoda bulduğu temizlik maddesini içmiş, organları hasar görmüştü. Kayra bugün 9 yaşında. Bu sürede Türkiye'de tam 50, Amerika'daysa 40 ameliyat geçirdi. Talihsiz çocuğun midesinin bir bölümü alındı. Kalın bağırsağından yemek borusu yapıldı. Devlet Kayra Karakaş'ı önümüzdeki ay tekrar Amerika'ya gönderecek. Tedavi süreci şu anda Amerika'da kontrol amaçlı olarak gözüküyor. Gittiğimiz zaman artık durumuna göre çocuğun sıkıntısı, ya ameliyat olması gerekiyorsa bu ameliyatlar tekrar yapılacak. Eşim, oğlum, ben gitmek zorundayız. Devlet bizi, oğlumla ikimizi gönderiyor. Tedavi masraflarımızı karşılıyor. Anne Ayşen Karakaş kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız Amerika'dan geldikten sonra bizi aramıştı. Çok teşekkür ediyorum kendisine tekrar. Biz yeniden Amerika'ya gideceğiz Cumhurbaşkanım. Sizden yardım bekliyorum. İlginizi, alakanızı bekliyorum. Size ihtiyacımız var. Ne kadar sosyal bir yapılanmaya yöneldi Türkiye, farkındasınız değil mi? O küçük çocuğumuzu 50 kez ameliyat yaptıracak ölçekte Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir başka sağlık haberi, yine bir çocuğumuz. Gaziantep'te yaşayan Ümit Gül'ün doğuştan kulakları yoktu. Yaklaşık 1,5 yıl önce annesinden alınan kıkırdak dokuyla yeni kulak yapıldı. Ve işte sonrası. Evet, önce Allah'ın sonra sizin. Hocalarım. Sıkıntılar çekti ama şimdi yüzü gülüyor.
Çünkü annesinin kıkırdağından kulak yapıldı. Başka seçenek olmadığı için mecburen ben de yani niyetli olduğum için verdim oğlum için gereken yani neyse dedim artık yani başka bir sonuç vermiyordu, netice vermiyordu. Oğlum için gereken neyse onları yapmaya çalıştım. Gaziantep'li Ümit Gül 22 yıl önce dünyaya geldi. Doğumunun hemen ardından kulakları olmadığı fark edildi. Ailesi tedavi için bölgedeki bazı hastanelere götürdü. Birkaç ameliyat geçirdi ancak işitme sorunu tam olarak çözülemedi. Gül ailesi de birkaç yıl önce Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne müracaat etti. Hastanın annesinden alınan kıkırdakla sol kulağı yapıldı. Dünyada şu anda başka bir insandan özellikle de anneden alınması açısından çok kıymetli bir doku ile kıkırdak ile yeni bir kulak yapılan ve başarılı olan tek olgu şu ana kadar. Geçen haftada kulak memesi düzeltildi. Sol kulağı sağlıklı bir bireyin kulak yapısına benzer yapıya kavuşturuldu. 3 yıllık bir sonuç ve bu süre içerisinde de yaklaşık ameliyatın yapımından önce de kulağın yapımından önce de 1 yıllıkta anneden alınan kıkırdak Ümit'in göğüs kafesinde deri altında bekletildi ki şekil bozukluğu ya da volüm kaybı olur mu diye. Bunlar olmaktan sonra sonuçtan emin olduktan sonra kulak yapımını gerçekleştirdik. Gül'ün sağ kulağının da estetik bir görünüme kavuşturulması için çalışmalar devam ediyor. Plastik cerrahide büyük bir adım bu izlediğiniz haber. Gerçekten tebrik ediyorum bütün emeği geçen bilim insanlarımızı. Efendim yaza girmek üzereyiz ama İstanbul başta olmak üzere havalar bir türlü kendini toparlayamıyorlar. Artık bazı bölgelerde Van gibi, Gümüşhane, Erzincan gibi kar görmeye başladık. Kar yolları kapattı, mahsur bıraktı. Doğu Anadolu Mayıs'ta kara kış sürprizi yaşadı. Van Özap'ta kar yağış. Evet gördüğünüz gibi lapa lapa kar yağış. Van'da bir yanda sürücülerin zor anları, bir yanda da çocukların eğlencesi vardı. Erzincan ve Gümüşhane'de de yüksek noktalar beyaza büründü. Bahar karı seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu. Hatay'da ise aniden bastıran yağmur ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Bir başka doğa olayını Hawaii'den vereceğim. Ünlü Kilauea volkanında lava kışı sürüyor. Alev Nehri engel tanımadı. Önüne çıkan her şeyin üzerinden geçti. Gecenin karanlığında lava akışı böyle görüntülendi. Burası Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Hawaii Adası, Kilauea Volkanı. Yeryüzündeki en aktif yanardağlardan biri. Neredeyse sürekli lava akışı oluyor. Binlerce derece sıcaklıktaki lav arazileri ve bazen yolları aşarak okyanusa dökülüyor ve turistlerin ilgisini çekiyor. Bu görüntüleri ise macera tutkunu bir sosyal medya yayıncısı çekti. Görüntüyü de Pele'nin gece hareketi başlığıyla yayınladı. Pele, yerel dinde ateş, yıldırım, rüzgar ve volkan tanrısı olarak kabul ediliyor. Çok kısa bir aramız var. Saat başında yine birlikte olacağız. Bekliyorum efendim. Mayıs 2017 Pazartesi gününün son saatine girdik sevgili seyirciler. Saatlerimiz tam 23 ve yoğun bir gündemle devam ediyor moderatör gece. Yine kısa bir bilgi vereyim başlıklardan. Efendim terör örgütü PYD arkasına aldığı Amerika ile birlikte Rakka için bir işgal konseyi kurmuş durumda. İçinde Batı ülkelerinin vatandaşlarının da olduğu bu konsey DAEŞ sonrası ele geçerse kentte siyasi ve askeri yönetimi oluşturacak. Bu detaylı haberi vereceğim.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önce Suudi Arabistan'daydı. 268 milyar dolarlık bir satışı gerçekleştirip kılıçla dans etti. Sonrasında da İsrail'e geçti. Bütün bu gelişmeleri vereceğim. Devamında Güneş Gazetesi uzman yazarı Kayahan Uygur'la Donald Trump'ın bu rotası neyi işaret ediyor onu ele alacağız. Terörle mücadele operasyonlarında aralıksız devam ediyor. Şırnak Kato Dağı'ndan oradaki Mehmetçik'ten hem teröristle mücadele ediyorlar hem doğal koşullarla çok önemli mesajlar var. Birazdan aktaracağım. Anne babalar, yeniden uyuşturucuya giriyorum. Biliyorsunuz bu uyuşturucuyu Türk gençliğine karşı yapılmış bir kimyasal saldırı olarak niteliyorum. Ve narkotikçilerimizin eline sağlık, çok da güzel savaşıyorlar bu zehir tacirleriyle. Ama biz burada savaşırken onlar sosyal medya, internet üzerinden uyuşturucu satmanın yollarına aramaya başladılar. Aman dikkat, bu haberi dikkatle izleyin. Yaşamın içinden çok keyifli bir haber. 87 yaşında arkadaşlarımız Halime nine demiş ama sadece bence yaşı nine. Ruhu hepimize fark atar. Torunu paraşütçü ve büyük çabalarla onu ikna etmiş 1700 metreden Fethiye Ölüdeniz'den aşağıya doğru torunuyla beraber büyük bir keyif içinde süzüldü. Bu haberi de ruhu genç bütün yaşlılarımız için yayınlayacağım. Dilerseniz haberlere geçelim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Amerika Rakka operasyonu konusundaki tavrını korudu. Ve ondan güç alan PYD-YPG terör örgütleri artık Rakka operasyonuna sağladıkları silahlarla hazırlık aşamasındalar. Bu çerçevede bir de Rakka İşgal Konseyi kurmuş durumdalar. Hatta aralarında o konseyin içinde batılı bazı insanlar da var. Rakka operasyonunun eli kulağında Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü DAEŞ'in başkentimiz dediği kenti bir başka terör örgütüyle alacak. PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi kullanacak. Amerika Birleşik Devletleri ve PYD DAEŞ sonrası Rakka için bir işgal konseyi kurdu. 97 kişilik listede Almanya, İngiltere, Kuveyt ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Suriyeliler yer alıyor. DAEŞ sonrasındaki siyasi ve askeri yönetim yapısını şekillendirecek isimlerin yer aldığı liste Kandil'de hazırlandı. 18 Nisan'da Rakka'ya bağlı Ayn İsa kasabasında Amerikalı yetkililerin de katıldığı toplantıda listeye son şekli verildi. Konseyde Rakka nüfusuna kayıtlı kimse yok. Dahası listedeki 9 isim Esed rejimine tabi kişiler. PYD benzer adımları Münbiç'i ele geçirmeden önce de atmıştı. Böyle yaparak yönetimi sivil halka devrediyoruz bahanesiyle işgale meşruiyet kazandırmayı hedefliyor. Ancak aynı PYD yerel halkın evlerine dönmesine izin vermiyor. Bölgeden gelen haberlere göre Rakka yakınlarında bir köyün sakinleri silah zoruyla engellendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti yakından izleniyor. Biliyorsunuz ilk durağı Suudi Arabistan'da. Onunla ilgili de bilgileri vereceğim. Ama sonrasında İsrail'e geçti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bütün çabasına rağmen Doğu Kudüs'e yani Filistin bölgesine yalnız başına gitmeyi tercih etti. Ve salı günü de Filistin lideri Mahmut Abbas'la bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ilk yurtdışı ziyaretinin ikinci ayağında İsrail'de. Ben Gurion Havaalanı'nda karşılandı. Hem İsrail Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı oradaydı. Başkanlık uçağıyla Suudi Arabistan'dan Kudüs'e doğrudan uçuş yapıldı. Bu bir ilkti. İlk
İlk açıklamalar da havaalanında yapıldı. Trump, İsrail-Filistin barışına dair Suudi Arabistan'daki mesajını tekrarladı. We have before us a rare opportunity to bring security and stability and peace to this region and to its people. Trump havaalanından helikopterle ayrıldı. İlk durak Kudüs'tü. İsrail Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme yaptı. Our destiny, Palestinians and Jews, is to live together in this land, Mr. President. Trump ise sözü terörle mücadeleye ve İran'a getirdi. Suudi Arabistan'da olduğu gibi Tahran'a tepkiliydi. As both Israel and America face common threats from ISIS and other terrorist groups to countries like Iran that sponsor terrorism and fund and foment terrible violence. Trump daha sonra İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'e gitti. İlk durağı Kutsal Kabir Kilisesi'ydi. İkinci durağı Ağlama Duvarı oldu. Onlarca araçlı konvoyla gitti. Yahudiler gibi kippa taktı. Başbakan Netanyahu'nun bu ziyaretlere eşlik etme önerisi reddedilmişti. ABD, orası İsrail toprağı değil demişti. Trump'ın ziyareti için 10 bin polis ve ajan alarmda. Tahsis edilen otel odası roket geçirmez camla çevrildi. Ziyaretten birkaç saat önce yaşanan bir olaysa İsraillileri korkuttu. Tel Aviv'de bir araç kalabalığın arasına daldı. 5 kişi yaralandı. Olayın kaza olduğu ortaya çıktı. Bu arada İsrail bildiğiniz gibi Ramazan ayı yaklaşıyor ve yeniden Mescid-i Aksa'ya kısıtlama getirdi. Kadir gecesi dışında Mescid-i Aksa'ya girecek Müslümanlara yaş sınırı kondu. İsrail işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te yine Filistinlilerin özgürlüklerini kısıtlıyor. Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya girişlere yaş yasağı getirildi. Alınan karara göre Ramazan boyunca 30 yaş altı Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesi engellenecek. Yasak sadece Cuma günleri için esnetilecek. Yaş sınırı 40'a çıkarılacak ve erkeklerle sınırlı olacak. Kadir gecesinde ise 40 yaş üstü kadın ve erkeklerin de Mescid-i Aksa'ya girmesine ve ibadet etmesine izin verilecek. Kudüs'ün geri kalanı içinde bazı kısıtlamalar var. Ben Gurion Havaalanı'ndan Mescid-i Aksa'ya sadece 500 sefer yapılmasına izin verilecek. Gazze şeridinden gelenler içinse ayrı bir kota uygulanacak. Ramazan boyunca günde 300 kişinin Mescid-i Aksa'ya girmesine müsaade edilecek. Sadece Cuma günleri içinse 55 yaş üstü 100 erkeğe izin verilecek. Kabul edelim, Donald Trump ve eşinin Suudi Arabistan ziyareti tahmin ettiğimizden daha renkli görüntülere sahne oldu. İsterseniz o ziyarete de dönelim ve o ziyaretten geride kalanlara da bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden hafızalara kazınan sahne bu oldu. 380 milyar dolarlık anlaşmaya imza atan Trump, ziyaretten duyduğu memnuniyeti böyle gösterdi. Resepsiyonda Suudilerle birlikte kılıç dansı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ziyaretinin sonunda radikal ideolojiyle küresel mücadele merkezini açtı. Suudi Arabistan Kralı ile birlikte küreye ellerini bastılar. Yanlarında Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Sisi de vardı. Trump Riyad'da 50 İslam ülkesinden liderler ve bakanlarla da buluştu. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Trump'ın konuşması sırasında uyuklarken kameraya yakalandı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Toplantıda İran'a sert eleştiriler yöneltildi. From Lebanon to Iraq to Yemen, Iran funds arms and trains terrorists. Bolstered by Iran, Assad has committed unspeakable crimes. Tahran, Suriye'de Esed rejimine, Yemen'de Şii Hüsi milislerine sahada aktif destek veriyor.
İran'dan bu açıklamalara tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Twitter'dan açıklama yaptı. Bu saldırı dış siyaset mi yoksa Suudi Arabistan'dan alınan dolarların kaymağı mı diye yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçimle başa gelerek yıllardır Gazze şeridini yöneten Filistinli Hamas hareketine de değindi. Hamas'tan terör örgütü diye bahsetti. Vowing the destruction of Israel, death to America and ruin for many leaders and nations in this very room. Trump'a bir tepkide Hamas'ın siyasi rakibi El Fetih'ten geldiği açıklamada Hamas Filistin halkının bir parçasıdır. Terörle vasıflandırılması Filistinlileri genel anlamda hedef almak demektir denildi. Tüm bunlar yaşanırken Amerikalı First Lady için özel bir program hazırlanmıştı. Melania Trump kadınlara özel bir iş merkezini ve ülkedeki Amerikan okulunu ziyaret etti. Birazdan Kayhan Uygur'la bu rotayı yani Orta Doğu'yu değerlendireceğim ama Trump'ın başı Uzak Doğu'da da biliyorsunuz Kuzey Kore krizi nedeniyle dertte. Çin'le bir türlü tam mutabakat sağlayamıyor ve gelen son bilgi de ilginç. Çin 2010 ile 2012 yılları arasında CIA, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na çalışan 20 kişi tespit etti. Bunların 12'sini infaz etti. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, diğer yanda Çin, küresel mücadelenin iki büyük aktörü. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği durumlar olsa da aralarındaki güç savaşı çoğunlukla gizliden gizliye yürüyor. New York Times gazetesi bu gizli mücadeleye dair dikkat çekici bir haber yayınladı. O habere göre Çin 2 yıl içinde CIA için çalışan 20 kişiyi ya öldürdü ya da tutukladı. Bahsi geçen zaman dilimi 2010 ile 2012 arası. Habere göre Çin bu dönemde 8 ila 20 kişinin CIA için muhbirlik yaptığını tespit etti. Bunlardan 12'si öldürüldü. Hatta işlerinden biri ibreti alem olsun diye arkadaşlarının gözü önünde vuruldu. Geri kalanı da cezaevine konuldu. Pekin iddialar karşısında sessiz. Muhbirlerin nasıl tespit edildiği bilinmiyor. CIA'nin yabancı kaynaklarla iletişim kurmak için kullandığı gizli sisteme Çinli bilgisayar korsanlarının sızmış olabileceği düşünülüyor. Gördüğünüz gibi hayli karışık bir dünya, hayli karışık bir Orta Doğu, hayli karışık bir Amerikan yönetimi. En iyisi bir bilenle konuşalım biraz. Güneş Gazetesi yazarı Kayhan Uygur şu anda telefon attığımda. İyi akşamlar Kayhan Bey. İyi akşamlar Arzan Bey. İlginç yazılarınızı da dikkatle takip ediyorum. Bu Amerikan Başkanı'nın izlediği çok özel rotayı biraz analiz eder misiniz bize? Efendim benim görüşüme göre Suudi Arabistan arkasından da İsrail gezisinin en önemli amacı ekonomik. Ekonomik. Amerika büyük ekonomik sıkıntılar içinde bir türlü istenen sıçramayı sağlayamadı. Büyüme gelmedi. Son zamanlarda da büyüme konusunda büyük endişeler var. Yani şimdi şunu bir kere izleyicilerimizin bilmesi lazım. Amerika'nın en büyük avantajı 1973'te petrol alım satımını dolara bağlamasıdır. Evet. Bu sayede dünyada petrol alınıp satıldıkça doların hacmi artıyor. Amerika'da istediği gibi dolar basabiliyor petrol ticaretine bağlı olarak ve uluslararası ticarette dolar kullanımına bağlı olarak. Şimdi tabii bu dolarlar bu şekilde dünyada var oluyor, buna bağlı olarak dolar basılabiliyor ama bu dolarları içeri fazlasıyla sokamıyor. Çünkü bu dolarlar Amerika'ya fazla bir miktarda gelse, içeride basılıp sirkülasyona girse içeride enflasyon artacak. Evet. Bunun için daha çok bunu dışarıda yapabiliyor. Ama zaman zaman dünyaya dağılmış olan dolarları toplayabilmesi için iki yöntem var. Biri silah satmak. Evet. Suriye'ye sattığı. İkincisi dünyada bazı bölgelerde gerginlik yaratıp veya savaşlar çıkarıp oraya para yatırmış olan o bölgelere veya yakınlarına para yatırmış olan yatırımcıların, finans çevrelerinin ürküp tekrardan Amerikan kağıtlarına dönmelerini sağlamak. Bravo, evet. Bütün problem buradan kaynaklanıyor. Şu anda Amerika'nın Ukrayna'da
yapmış olduğu politikalar son yıllarda işte Avrupa ekonomisini bir miktar zayıflatıp Avrupa'dan paranın Amerika'ya doğru yollanmasına evet. sebep oldu. Aynı şekilde bugün de aynı taktiği Orta Doğu'da izliyor. Yani konunun özü tamamıyla ekonomik. Para. Ama bu para. arada bir takım açıklamalar da var, açık konuşalım. Evet. Sanki İran'ı kullanarak Suudi Arabistan'la İsrail arasında bir köprü kurmaya çalışıyormuş gibi bir intiba bıraktı bende. Acaba çok mu komplo teorisi miyim yoksa doğru mu? Hayır, çok kesinlikle haklısınız Azam Bey. Bu da onun ikinci bir amacı. Heh. Ve bunu şu şekilde yapıyor. Bir kere Suudi Arabistan'da çok muhteşem bir şekilde karşılandı. Evet. Yani sadece bizim televizyonda yayınlanan görüntülerden ibaret değil. Riyad sokaklarında Suudiler Harley Davidson motorlarla gösteriler yaptılar. Gökyüzüne balonlar fırlatıldı. Evet, evet. İşte, doğru diyorsunuz. Carlton Oteli ışıklandırıldı. Bir sürü şeyler. Şimdi burada bütün problem İran'daki, İran'ın Orta Doğu'daki etkinliğinin Suudilere korku vermesi. Suudiler İran'da müthiş çekiniyorlar. Hı hı. Çünkü bir yandan Irak zaten 2003'te Amerika'nın müdahalesiyle Irak aslında İran'ın etkisi altına girdi. Bravo. Evet. Kim ne derse desin. Dolayısıyla Irak'ta şu anda Şiiler, iktidarda ve Şiiler İran'a yakın. Yemen derseniz Yemen'de büyük bir tehdit. Büyük bir tehdit. Etrafı sarılmış durumda. Bahreyn'de Şii. Evet. Ayrıca Suudi'nin petrolünün çıktığı bölgelerde Şii nüfus kalabalık. Doğu Suudi Arabistan'da. Evet, orası da çok enteresan bir nokta gerçekten. Suudilerin petrolünün çıktığı yerde Şii nüfus kalabalık, İran'ın petrolünün çıktığı yerde de Sünni Arap nüfus kalabalık. Araplar, evet, çok kalabalık. Enteresan orada, yani. Orada da böyle bir terslik var. Şimdi böyle. Bu durumda Suudiler ister istemez Amerika'ya yanaşmak zorunda kalıyorlar. Evet. Burada da tabii şöyle bir durum söz konusu. Şimdi daha önce Trump hakkında yapmış olduğumuz analizler bu bakımdan da doğrulanıyor. Şimdi Trump diyor ki, efendim diyor, bize Suudilerin iç işleri veya Suudilerin rejime demokrasiyle şuymuş buymuş ilgilendirmez. Bir ülkelerin rejimlerine karışmıyoruz. Evet. Yeter ki terörizme karşı bizimle mücadele etsinler. Terörizme karşı bizimle kim mücadele ederse biz ondan yanayız diyor. Yoksa ülkenin rejimi mühim değil diyor. Yani kriterleri değiştirdi. Yani evet, o Demokrat evet. Parti döneminin bence sözde kriterlerdi onlar da. Bakmayın onlar neyse, da yani kullanıyorlardı yani onlar rejim diyordu da sonra Suudi Arabistan'la da başkalarıyla da ilişkileri vardı açık konuşalım. İşte ise bu tabii. Açık oynuyor. Doğru mudur? Kesinlikle açık oynuyor. Artık yani sözde dahi olsa ülkelerin evet. rejimleriyle ilgilenmiyor. Mesela şunu söylemiyor. Eskiden diyorlardı ki yani sosyolojik bir söylemle evet. efendim terörizm ortaya çıkıyorsa işte ne bileyim hanedanlar var, gelir dağılımı bozuk, işte eşitsizlikler var, şudur budur. Şimdiki yönetim hiç bunlarla ilgilenmiyor. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren Amerika'nın çıkarlarıdır. Sadece ve sadece Amerika diyor. Peki bu işin ucu bize nereden dokunur? Şimdi bu işin bizim için yararlı tarafları var, zararlı tarafları var. Bunu evet. biz hassas bir dengeyle ele almak zorundayız diye düşünüyorum. Bir kere gerçekten Orta Doğu'da yani bizim bölgemizde de açıkça görüldüğü gibi bir ters yayılmacılığı var. Yani Irak'taki evet. durumu görüyoruz. Suriye'deki evet. durumu görüyoruz. Esad'ın yanındaki Hizbullah örgütü olsun, Irak'tan ve Afganistan'dan İran'ın getirdiği milisler olsun, İranlı askeri uzmanlar olsun, gerçekten bir yayılma var. Ve ayrıca bizim için en önemli tehlike PKK konusunda İran'ın PKK ile çok sıkı ilişkiler evet. olduğunu görüyoruz. Bu durumda Suudilerin bu şekilde Amerika ile birlikte açık ve kesin bir tavır alması İran'a karşı ve güçlendirilmesi bizim işimize gelir. Fakat bazı bakımlardan da tam olarak yani İran'la yoğun bir çatışmaya
girmek gibi bir durumda olamaz bizim için. Çünkü bazı alanlarda İran'la da beraber çalışabiliriz. Astana sürecinde olduğu gibi Suriye'nin tekrar barışa kavuşturulması için. Biliyorsunuz Sayın Uygur, Türkiye'ye İran'a karşı cephe lideri yapmaya dönük çok Amerikalı uzman geldi geçti bu Ankara'da. Tabii bunlar ama aslında ben Türkiye yemedi. Evet. Yemedi ve bir, bu Türkiye zaten bu tuzağa düşmez de yine de bunu hatırlatmakta fayda var. Doğru. Zaten ben Suudilerin de İran'la çatışacağını zannetmiyorum. O evet. Aldıkları şu anda 100 milyar dolar olan ve 380 milyara yükseleceği söylenen silahlara bir baktığımız zaman bunlar daha çok THAAD veyahut Patriot füzeleri gibi savunma amaçlı çok, anladığımız kadarıyla. Savunma amaçlı şeyler. Ve bunlar zaten yani Suudilerin şu anda İran'la savaşacak bir durumları da yok. O şu demektir yani bir rüşvet veriyorlar Amerika'ya evet. Kendilerini savundurtmak için. Yani zaten seçim kampanyasında da Trump son cümle cümle her şeyi ortaya koydu. Evet, Trump'ın yani söylediği yani biz şemsiyemiz altındaki ülkelere bunun bedelini ödeteceğiz dedi, ödetiyor. Ödetiyor. Peki evet. Sayın Uygur, inşallah ilerleyen günlerde stüdyoda tekrar bu konuyu ele alalım. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ teşekkür ederim. Efendim tabii yüksek diplomasiden bahsediyoruz, liderlerin açıklamalarından bahsediyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz ama bütün bu kaosun içinde insanların hayatları mahvoluyor. Irak, Suriye, Yemen, Libya ve hatta Nijerya. Bakın Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın elinden kurtarılan o zavallı 82 kız öğrenci ailelerine kavuştu. Ve o görüntüler. Gözyaşları bu kez mutluluktan aktı. Yıllar süren ayrılığın ardından kavuştular çünkü Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın elinden kurtarılan 42 kız öğrenci aileleriyle buluştu. Dünya onları Chibok kızları olarak tanıyor. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Chibok'ta bir yatılı okuldan 276 kız öğrenci kaçırılmıştı. Yıl 2014'tü. DAEŞ bağlantılı terör örgütü Boko Haram'ın elindeydiler. Bir kısmı kendi imkanlarıyla kaçmayı başardı. 82'si ise yaklaşık 10 gün önce takasla kurtarıldı. Karşılığında cezaevindeki bazı teröristler tahliye edilmişti. Kurtarılan öğrenciler günlerce başkentte misafir edildi. Ardından ailelerine teslim edildiler. Kavuşma anı oldukça duygusaldı. Hem sevinç gözyaşları döktüler, hem mutluluktan dans ettiler. Kızlarına kavuşanlar mutluydu. Ama kavuşamayanları kimse unutmamıştı. Our joy is never complete until we see the complete 113. Because one Chibok girl matters to all Chibok people. Hükümet geri kalan 113 kızı da kurtarmak için yoğun çaba harcıyor. Ancak şu an yeni bir gelişme yok. Bu çatışma bölgelerinin insani sorunlarından biraz daha devam etmek istiyorum izninizle. İtalyan sahil güvenliği Libya açıklarında ölümün kıyısındaki iki mülteciyi kurtardı. Bakın o anlar kameralara nasıl yansıdı. Libya açıkları. İtalyan sahil güvenliği devriyede. Denizde insan görülünce alarm verildi. Ekip bir botla yola çıktı. Afrikalı mülteci bir başınaydı. Bitkin düşmüştü. Yüzecek hali kalmamıştı. Ekip onu bota çekti. Sahil güvenlik bir başka vakaya da müdahale etti. Bu kez bir mülteci geminin dümenine tutulmuştu. Bulunduğu yerin hemen altında pervaneler vardı. En küçük bir hatası ölüme sebep olabilirdi. Bota alınıp kurtarıldığında hala yaşadıklarının şokundaydı. Akdeniz'de sadece İtalyan sahil güvenliği son iki günde 2121 mülteci kurtardı. Aralarında 45 günlük bir bebek de vardı. Afrika-İtalya rotasının havanın ısınmasıyla daha da kalabalıklaşacağı tahmin ediliyor. Benzer bir gelişme Hatay'da yaşandı. Bir minibüs polisin doğru ihtarına uymadı. Tabii takibi alındı. Sonra trafik kazası ve 18 kişilik minibüsten 3 gündür aç olan, evet
3 gündür ağzına lokma sokamamış olan 51 Iraklı Türkmen kardeşimiz çıktı. Polisin durdurduğu minibüsten dram çıktı. Hatay'da güvenlik güçleri şüphe üzerine Gaziantep plakalı bir minibüsü durdurmak istedi. Ancak sürücü kaçmaya başladı. Lastiği patlayan minibüs 2 kilometre uzaktaki tarlada kaza yapmış halde bulundu. 18 kişilik o minibüsten kadın ve çocuk 51 Iraklı Türkmen çıktı. Irak'ın Tel Afar şehrinden gelmişlerdi. Üzerleri ıslak, 3 gündür de karınları açtı. Yemek ve su ikram edildi. Elbiseleri değiştirildi. Iraklı göçmenler işlemlerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Firar eden minibüs şoförü ise aranıyor. Osmaniye'de Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuşumuzu şehit verdik sevgili seyirciler. Amanos Dağları A8'i mevkiinde bulunan taş ocağını teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasında görevlendirilen operasyon timleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada uzman çavuş Hasan Sevinç için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda resmi tören düzenlendi. Şehit uzman çavuş dualarla toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı. Kato operasyonu Şırnak Kato Dağı'nda bütün hızıyla devam ediyor. Mehmetçik orada hem teröristle hem zorlu doğal koşullarla mücadele ediyor ve onlardan bakın nasıl bir mesaj geldi. Bugün 21 Mayıs 2017. Göz alabildiğine beyaz, dondurucu soğuk, sarp kayalar. Mehmetçik vatan nöbetini bu zorlu coğrafyada tutuyor. Burası Kato'da. Şırnak'ın Beytüşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda nöbet tutan kahramanlar o zirvelerden mesaj gönderdi. Kato'da süren operasyonun 31. günü tekrar kar yağışı başladı. Bölgenin son hali bu şekilde. Kato operasyonunda bir ay geride kaldı. Ülke genelinde bahar havası var ama zirvelerde hava sıcaklığı -10 derece. Kar, buz ve sızmaya çalışan teröristler var. Zorlu şartlara göğüs geren Mehmetçik sadece Kato'da 26 mağara ve sığınağı imha etti. Terör örgütü PKK'nın lojistik ve yaşam bağlarını kopardı. Genelkurmay Başkanlığı Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de son 10 günde 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise 2017 yılındaki operasyonların bilançosunu paylaştı. 5 ayda 316'sı ölü, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirildi. Biliyorsunuz moderatör gecede ne zaman terörle mücadeleden bahsettik hemen uyuşturucuyla mücadeleye de dönüyoruz. Uyuşturucu tacirleri narkotik timlerimizin mükemmel çalışmaları sayesinde giderek köşeye sıkışıyorlar. Ama tabii bu zehir tacirlerinin duracağı yer yok. Anne babalara bir uyarı haberi bu. Çünkü sosyal medya üzerinden bir takım şifreleme metotlarıyla bu ticareti devam ettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Kimi zaman böyle metruk binalarda, kimi zamansa bir sokağın tam ortasında yürekleri sızlatan uyuşturucu krizi görüntüleri üzerine narkotik ekipleri harekete geçti.
Zehir tacirleri genç hayatları karartmaya devam ediyor. Boğazayı içen gördüm. Denedim ama almadım. Ucundan dedim ya işi. Çocuklar çekilin. Polis! Ekipler okul önlerinde devriye geziyorlardı fakat ticaretin elden ele değil, internetten üstelik şifreli konuşmalarla yapıldığı ortaya çıktı. Önce sahte bir hesap açıyorlar. Evet var yani. Görmüştüm Instagram'da falan. İki kişi arasında biri diyor ki kitap okuyalım mı? Aklınıza ne gelir? Beraber kitap okumak. Okuyalım. Yani beraber kitap okumak anlamına gelmiyor bu söylediğim. Öyle mi? Yani interneti artık kullanmayı boş verelim. Hani çok fazla kullanmaktan sıkılmıştır belki interneti. Ne yazık ki bu kadar masum değil. Değil, çünkü birlikte kitap okuyalım demek, birlikte uyuşturucu alalım anlamına da geliyor. Duydun mu Demir? Evet, böyle bir şey duymadık daha önce de. Kitabım bitti. Ya şüphelenirsem tabii ki çıkartırım. Narkotik bu durumu göz önünde bulundurarak bir sanal narkotik ekibi oluşturdu. Ekip sosyal medya üzerinde yoğunlaşacak. Yazışmalar didik didik edilecek. E tabii ailelere de büyük görev düşüyor. Kullanımı yasaklarım öyle bir şey olduğu zaman, duyduğum an. Çözüm ne yazık ki bu değil. Narkotik ekipleri bu şifreli yazışmaların oluşturduğu bir sözlük hazırlayacak. Örneğin, CD getir, uyuşturucu getir, lastik, şeker, vitamin, sentetik uyuşturucu, yardımcı pilot, şeftali ve atlı karınca ise çeşitli uyuşturucular anlamına geliyor. Oluşturulan narkotik sözlükle aileler de bilinçlenecek ve çocuğu kiminle konuşuyor, bu sözler ne anlama geliyor öğrenmiş olacak. Belki beni de kandıracaklardı. Yaşamın içinden akan haberlere geçelim. Sakarya'da Atatürk heykeline nedense baltayla saldırdı ama vatandaş oradaydı. Linçten zabıta zor kurtardı o adamı. Elinde balta Atatürk heykeline vurmaya başladı, vatandaşın hışmına uğradı. Adapazarı Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na gelen bir kişi tiner dökerek ateşe verdi. Anıtın önüne açılabilir merdiven ve Türk bayrağı koydu, elini havaya kaldırarak bir şeyler söyledi. Sonra elindeki baltayla anıta ve kaidesine vurmaya başladı. Bu esnada çevrede toplananlar tepki gösterdi. Meczup kendisine doğru gelenlerin üzerine baltayla yürüdü, bir anda etrafını saran onlarca kişinin arasında kaldı. Öfkeli kalabalık anıtın önündeki merdiveni alarak saldırgana vurmaya çalıştı. Yakınlardaki zabıta çıkıp geldi, araya girdi. Meczubu kalabalığın elinden alarak zabıta karakoluna götürdü. Vatandaşlar bu kez de karakolun etrafında toplandı. Çağrılan polis saldırganı gözaltına aldı. Bursa'dayız. Bursa'da freni boşalan bir minibüs onlarca aracı teğet geçti. Son anda bir araca çarparak durdu ve onlar o anlar sonrasında yaşananlar kayıttaydı. Freni boşalan minibüs araçları teğet geçti, sürücüsünün gayreti faciayı önledi. Kameralara yansıyan olay Bursa Osman Gazi'de yaşandı. Bir minibüs Uludağ Caddesi'nden iniyordu. Frenleri patladı, korna çalarak önündekilerin uzaklaşmasını istedi. Önce kaldırımdaki bir kişiye, ardından kavşaktaki diğer araçlara vurmamayı başardı. Büyük ustalıkla minibüsü yeniden kavşağın içine almaya çalıştı. Bu esnada bir otomobile çarptı. Minibüsteki bir kişi fırlayarak o aracın kaputuna düştü. Bu sırada gelen motosikletteki iki kişi ise minibüsle araç arasında sıkışmaktan saniyelerle kurtuldu. Minibüs sürücüsünün gayretine biraz da şans eklenince onlarca kişi ölümden döndü.
Görüntüleri ben de sizinle birlikte seyrettim. Gerçekten verilmiş sadakası varmış oradaki herkes. Ama iş iyi bitmiş. Portekiz rallisinden bir görüntü getireceğim. Yürekler ağza geldi gerçek anlamıyla. Çünkü Fransız pilotun kullandığı araç kaza yaptı. O anlar tabii ki kameraya yansıdı. Yüzlerce kişinin gözü önünde 3 takla attı. Ralli macerası kazayla bitti. O anlar böyle görüntülendi. Portekiz rallisinin Fafo etabı geçiliyordu. Fransız yarışçı Quentin Gilbert'in kullandığı araç tümsekten hızla geçerken havalandı. Yere indiğinde ön tamponu toprağa çarptı. Kontrolden çıkan araç defalarca takla attı. Ralli pilotu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Ama araç hasar aldığı için yarışa veda etmek zorunda kaldı. Portekiz rallisinden isterseniz İrlanda'daki bisiklet yarışına gidelim. O yarışta da sürpriz bir misafir vardı. Söylemeyeceğim. Görüntülerle beraber zaten o misafirin kim olduğunu siz hemen anlayacaksınız. Yarış sürüyordu. Bisikletçiler hızla ilerliyordu. Tam o anda unutamayacakları bir sürprizle karşılaştılar. Önlerine at çıktı. İrlanda'da yaşanan olay hem yarışçıları tehlikeye attı hem de güldürdü. Büyük bir beyaz at çitlerin üstünden atlayarak yarışa katıldı. Yaklaşık 100 bisikletçinin önüne çıktı. Eğer 5 saniye önce çıkmış olsaydı faciaya yol açabilirdi. Gülünç görünen bu olay aslında yarışmacılar arasında korkuya neden oldu. Şimdi hepimiz zaman zaman yapıyoruz. Bu otobanlarda sol şeridi boş bulduğumuz zaman veya ortam müsaitse işte öyle bir basmalar falan, bir an önce varacağı yeri varma çabaları. Esasında biliyorsunuz otobanlarımız 120 kilometre hız limitli. Hadi bunu biraz aşarsanız toleransı de var ama bu kadar. Tabii o sol şeritten kim bilir kaçla gidenleri görüyoruz. Niçin? Çünkü her yerde kamera yok. Ama artık olacak. 1 Temmuz'dan itibaren, şimdiden uyarıyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren HGS ve OGS gişelerinden geçtiğinizde plakanız kayda girecek. Nereden çıktıysanız da o süratiniz o anda ispatlanacak ve hızlı gittiyseniz zarf gelecek. Vallahi 120'ye açtıysak cezayı yiyeceğiz değil mi? Evet. Ne yapalım? Otoyollarda hız tespit sistemi değişiyor. Artık gaza basmak ceza getirecek. Hazırlığınızı yaptınız, yola çıkacaksınız. Bir an önce gitmek istediğiniz yere ulaşmak istiyorsunuz. Arabanıza bindiniz. Ancak artık istediğiniz gibi gaza basamayacaksınız. Çünkü otobanın giriş ve çıkışlarında kameralar süreyi hesaplayacak. Yani trafik kazalarını önler, sürücüler daha dikkatli davranmak zorunda kalır. Her şey herkes için daha güzel olur. HGS ve OGS gişelerine girişiniz saniye saniye kaydedilecek. Otobandan çıktığınız noktaya ne kadar sürede geldiğiniz hesaplanacak. Bu şekilde iki nokta arasındaki ortalama hız ortaya çıkacak. Limiti aşanlara otomatik olarak ceza kesilecek. Millet bir gidiyor ki 160, 200, 220 ile gidiyor. Çok çok iyi olur yani. Ben sevindim o karara. Güzel olur bence. Hız, herkes hızlı sürmez. Ve kazalar azalmış olur. Siz hız yapıyor musunuz? Hayır, hayır. Yapmıyorum. Ortalama kaçta gidiyorsunuz otobanda? 110-120. Sistem Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında çalışacak. Yeni sistem 1 Temmuz'dan itibaren devreye girecek. Sıradaki haber öğrencilik yıllarıma ait o korkunç anıları tekrar canlandırdı. Matematik ve özellikle havuz problemi. Yani başarılı olmadığımı zaten bütün sınıf arkadaşlarım bu konuda
biliyorlar. O yüzden sosyal hayatta, sosyal alanda devam ettim eğitimimi. Ama Samsun'da bir öğretmen öğrencilerin bu mücadelesine bir değişik renk kattı. Havuz problemini bizzat havuzun içinde çözdü. Ölçelim yüksekliğini. Defteri kalemi bıraktılar, havuz problemini böyle çözdüler. Çocuklar için soyut olan matematiği biraz daha somutlaştırmak amaçlı havuza getirdim. Öğretmenimiz sayesinde matematiği bir kere daha sevdim diyebiliriz. Samsun Bafra'da matematik dersi hayatın içine taşındı. Nazmiye Demirel Ortaokulu'nda öğretmen Selda Topaç havuz problemi için öğrencilerini yanına aldı, havuzun içine girdi. Yani 130 santim, 1 metre 30 santim. Onlara somut matematiği sunmalıyız. Hayatın içerisinden göstermeliyiz. Çünkü zaten hayatın içinden ihtiyaçlardan çıktı. İhtiyaçlardan doğdu matematik. Öğrenciler ellerindeki metreyle havuzun yüksekliğini ve uzunluğunu ölçtü, hesaplamalar yaptı. Birçok AVM'ye gittik, havuzlarda işte hacimlerini ölçtük. Havuza geldik, ölçümlerimizi yaptık. Hem dışarıda, açık havada, hem daha eğlenceli ve keyifli hale getirdik. Hem de her şeyden önemlisi yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağladık. Çocuklar için matematik eğlenceye de döndü. Öğretmenimiz sayesinde matematiği daha güzel, eğlenceli bir şekilde öğrendik ve matematik öğretmenimiz bizi sevdirdi. Bir başka öğretmeni de tanıtayım sizlere. Selahattin Aydoğan, Ordu'nun Fasla ilçesinde beden eğitimi öğretmeni. Belli ki okul takımının voleybolda çok iddialı olmasını istiyor ve boş durmadı. İlginç bir makine yaptı voleybol eğitimi için. Önce biraz yadırgandı ama öğrencilere göre çok faydalı bir iş. İlk bakışta ne olduğunu anlamak zor. Zaten bir benzeri daha yok. Bir makine tasarlayalım dedik. Öğrencilerimizle beraber onları da kullanarak böyle bir makine çıkarttık ortaya. Bu makineyi beden eğitimi öğretmeni Selahattin Aydoğan, Ordu Fasla'daki bir tamirciyle birlikte tasarladı. Düşünün, bir takıma 16-17 öğrenciniz var. Kaç defa bir öğrenciye top kaldırıp vurdurabilirsiniz? Ama burada ise hazır. Voleybol smaç makinesi öğrencilerin antrenmanlarındaki en büyük yardımcısı oldu. Evet. Fatsa Sakarya Ortaokulu öğrencileri smaç makinesiyle yaptıkları antrenmanlardan memnun. Bizim adımlamamızı falan geliştiriyor. Böyle kol açmamızı çok iyi fayda sağlıyor. Minik voleybolcular makineyle sadece smaç basmayı değil, aynı zamanda parmak pas yapmayı da ilerletiyor. Parmak pas geliştirmek için hem topları atıyoruz. Öğretmen Aydoğan, talep gelmesi durumunda başka okullara da makinenin imalatı için yardımcı olabileceklerini söylüyor. Evet. Umarım patentini alır. Bu gerçekten birazcık geliştirilse, yani esasında geliştirilecek bir şey de değil ama voleybol antrenmanları için çok önemli bir iş yapmış hocam. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Patentini de alsın, bütün dünyaya, Türkiye bunu satsın. Ardahan'da biliyorsunuz geçen ay bulunan haç işaretli tabutun nihayet sırrı çözüldü. Rus generale ait olduğu söyleniyordu. Bakın o kim çıktı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? General dediler, isim bile verdiler. Ama o ceset bir Rus yarbayın çıktı. Ardahan'daki inşaat kazısında üzerinde haç işaretleri olan bir tabut bulundu. İçinde bozulmamış halde bir Rus subayın naaşı vardı. Cesedin General Vasily Geyman'a ait olduğu iddia edildi. Konu Rus medyasında yankı buldu. Hatta General Vasily'nin varisleri bile işin peşine düştü. Sonunda ayrıntılı incelemeyle o cesedin Yarbay Kar Karlovich Ripeski'ye ait olduğu anlaşıldı. Yarbay Karlovich, 1. Kafkas Kol Ordusu 20. Piyade Tümenine mensuptu. 1984'te bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Karloviç'in Rus arşivlerinde defin yeri Ardahan Asker Mezarlığı olarak geçiyordu. Araştırmayı yapan biri savcı, iki akademisyenin Haziran ayında bilimsel bir makale yayınlayacakları öğrenildi.
Tarihimizden bir parça Macaristan'da tabii ki yaşıyor. Çünkü Macaristan'da yıllarca Osmanlı'nın kontrolü vardı. Macaristan'ın Tata şehrinde Macar Osmanlı günü festivali vardı. Macar ve Osmanlı askerleri kıyafetleriyle temsili savaş bile yaptılar. Domates! Doktor! Şam! Domates! Ecdat 3 kıtada kılıç salladı, at koşturduğu mehter ve tekbirler Anadolu'dan binlerce kilometre ötede kalpleri titretti. Avrupa tarihinin bir bölümüne damgasını vuran Osmanlı o topraklarda hala unutulmadı. Bu görüntüler Macaristan'dan. Tata şehrinde bu yıl 9. Osmanlı Festivali vardı. Osmanlı ordusu ve Haçlı ordusunun temsili savaş sahneleri canlandırıldı. Görüntü gerçeğe çok yakındı. Osmanlı ordusuna ait yeniçeri kıyafetli askerler, ellerindeki tüfekler, kılıçlar, yaylar ve toplarla dikkat çekti. Turistler geçmişe yolculuk yaptı. Osmanlı İmparatorluğu 1526-1699 yılları arasında egemenlik gösterdiği Macaristan topraklarında 100'e yakın kaleyi fethetmişti. Tata Kalesi de onlardan sadece biriydi. Ve geldik özetlerde de ifade ettiğim günün haberine. Arkadaşlar doğal olarak 87 yaşında olması nedeniyle onu Halime Nine diye adlandırmışlar haberde. Ama bence kronolojik yaşın hiçbir önemi yok. Eğer içinizdeki cevher genç kalmışsa 87, 97, 107 nereye kadar yaşarsanız yaşayın hep 27 kalırsınız. İşte Halime Hanım da öyle. Paraşüt pilotu torunu Günay Tutkun. Anneannesini kıramadı. Çok baskı yaptı ona. Nine torun 1700 metreden Fethiye'de Ölüdeniz semalarına bakın nasıl atladılar. Nenem çok iyi pilottur. Zaten uçmayı da nenemden öğrendim. Yaşını aldırmadı. 1700 metreden atladı. Annem de uçuyor. Kuşlar kadar özgür. Her şey yolunda. Yani böyle. Her şey ayaklarımızın altında. 87 yaşındaki Halime Akcan uzun süredir uçmak istediğini söylüyordu. Paraşüt pilotu Günay Tutkun anneannesinin ısrarına dayanamadı. Hazırlıklar tamamlandı. Nine torun Babadağ zirvesinden kendilerini Ölüdeniz semalarına bıraktı. Buradan herkese selam. Yeşildere'ye de selam. Çameli'ye de selam. Ruhu genç Halime Nine zaman zaman paraşütün kontrolünde eline aldı. Şu anda kumanda var. Anneannem de gördüğünüz gibi paraşütü kullanıyor. Daha dönüş yapacak. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Yöresel kıyafetiyle yamaç paraşütü yapan Halime Nine en fazla izlenenler arasına girdi. Güzel değil mi? Güzel. Halime Hanım'dan Almanya'ya uzanalım. Orada da bir spor macerasına bakacağız. Dünyanın en büyük dayanıklılık yarışı yapıldı. 10 binden fazla sporcu çok zorlu görevleri yerine getirmek için kıyasıya mücadele etti. İşte o görevler. Start verildiği macera başladı. 10 binden fazla yarışmacı dayanıklılık yarışında hünerlerini gösterdi. Almanya'da düzenlenen yarışma oldukça zorluydu. Örneğin yarışmacılar buz gibi sudan geçmek zorunda kaldı. Aynen.
Tırmanışlar, dengede durma mücadeleleri, çamurda sürünmek gibi zorlu görevler onları bekliyordu. Yarışmanın birincisi erkeklerde Güney Afrikalı Andre Kalitz oldu. Parkuru 1 saat 52 dakika 7 saniyede tamamladı. Kadınlarda birinci ise Alman Sara Kamzela oldu. Skoru 2 saat 29 dakika 11 saniyeydi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise bir savaş vardı ama bu yastık savaşıydı ve tahmin edeceğiniz gibi çok eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Yastığını alan oraya koştu. Ukrayna'nın başkenti Kiev, dünyanın en zararsız savaşına ev sahipliği yaptı. Yastık savaşında doyasıya eğlence vardı. Gençler sosyal medya üzerinden organize oldu. Silahlar yani yastıklar evden getirildi. Bazı yastıklar patlayınca ortalığı tüy kapladı. Ondan sonra yapılacak tek bir şey kalmıştı. Bol bol tüye bulanıp anın tadını çıkarmak. Biraz da hayvanlar alemine bakalım. Arkamdaki fotoğraf çok güzel. Hasan kardeşim gayet güzel vermiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kambur balina yat limanında mahsur kaldı. Yanlışlıkla girdi, bir türlü çıkamıyor. ABD'de bir kambur balina yat limanında mahsur kaldı. Burası Kaliforniya eyaletindeki Ventura kenti. 9 metrelik balina çevredekilerin meraklı bakışları arasında limandan çıkış yolu arıyor. Yetkililer birkaç kez balinaya yol göstermeye çalıştı ama başarılı olamadılar. Son çare olarak balinayı yakalayıp açık okyanusta serbest bırakmayı planlıyorlar. Yaşananlar kent sakinleri için oldukça sıra dışı. Çünkü burada doğan orta yaşlı insanlar bile hayatları boyunca böyle bir olay yaşamadıklarını söylüyor. Kanada'da bir grup turist kıyıda deniz aslanı gördü. Hemen yakından ilgilenmeye başladılar. Her şey keyifli gidiyordu ama ta ki o deniz aslanı gruptaki bir küçük kızı elbisesinden tutup denize çekene kadar. Oh my God! Oh my God! Küçük kızı elbisesinden yakaladı, suya çekti. Kabus gibi olay Kanada'da yaşandı. Oh my God! Oh my God! Bir grup turist kıyıda gördükleri deniz aslanını izliyorlardı. Hayvan ilgiden bir aile memnundu. Hatta haline bakılırsa oyun oynamak istiyordu. Küçük kıza bir hamle yaptı. Kimse bu masum oyunun bir kabusa dönüşeceğini düşünemezdi. Ta ki işte bu ana kadar. Deniz aslanı kızı elbisesinden yakaladığı gibi yanına çekti. Çığlıklar arasında baba atladı suya, çocuğunu kurtardı. Korkunç olayın ardından aile oradan uzaklaştı. Akıllardaysa bu dehşet anları kaldı. Oh my God! Oh my God! Bizden bir haberimiz var. Yavru ayılarla ilgili Bitlis'ten yolunu kaybeden sevimli bir ayının macerası. İkincisi ise Kars Sarıkamış'tan. Orada ise beklentiler farklı. En iyisi haberi izleyelim. Sevimli yavru şaşkın şaşkın koşturdu ancak kaçamadı. Burada bulunan ayı yavrusunu alarak tedavisi ve bakımı yapılmak üzere bölge müdürlüğüne götüreceğiz. Bitlis'te annesini kaybeden bu sevimli yavru Pınarbaşı mahallesinde bir eve sığındı. Mahalleli yavru boz ayıya sahip çıktı. Eve getirdik. Bir de karnını doyurduk.
arkadaşlara haber verdik. 2 aylık olduğu tahmin edilen bozayı daha sonra Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kars'ta ise bozayılar bölge turizmi için umut oldu. Avrupa Birliği destekli projeyle ayı turizmi planlanıyor. Türkiye'deki birçok insanın görmek istediği bozayıları bir turizm modeline nasıl çevirebiliriz? İnsanlara nasıl para kapısı yaratabiliriz? Bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Ayı turizmi için köylülere eğitim verilmeye başlandı. İnsanlar bozayıları görmeye geliyorlar. Bozayıları görmeye gelen insanlar köylülerin evinde kalıyorlar. Onların yemeklerinden yiyorlar. Bu şekilde de köylere direkt yerelden destek olmuş oluyorlar. Ayı turizmi Sarıkamış köylülerini de heyecanlandırdı. Köy halkı da yararlanmak istiyor, faydalanmak istiyor. Şimdilik ayı ailelerinin göç yolları araştırılıyor. Ardından da ayı turizmi için adımlar atılacak. Bu akşamlık gördüğünüz gibi bu kadar. Birazdan Zehra Küçük hem haber özetlerinde hem de gece raporunda sizlerle beraber olacak Haluk Yürekli, Gökhan Dinç en aktif spor programına şu anda hazırlar bile. Ben ise yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.